Evet, başlayabiliriz. Sayın Rektörüm, değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen konferansımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuşmacımız İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Doçent Doktor Nilüfer Erdem. Hocamızın konferans konusu Karamanlılar, Anadolu Ortodoks Türkler. Davetimizi olumlu karşılamış olmasından dolayı kendilerine üniversitemiz ve enstitümüz adına teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere Karamanlılar Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan Türk ve Rum nüfus mübadelesine ilişkin sözleşme ve protokol hükümleri uyarınca Türkiye'den o çok sevdikleri vatanlarından ayrılmak zorunda kalmışlardır. Onların vatan sevgisi çok anlamlı bir şekilde vatan sevgisini çok anlamlı bir şekilde ifade eden Karamanlı yazar Kalfoğlu'nun Yunan harfleriyle Türkçe olarak 1899 yılında yazmış olduğu ve İstanbul'da basılan Anadolu Kıtasının Tarihi Coğrafyası adlı kitabının mukaddime bölümünün ilk paragrafını izninizle okumak istiyorum. Memleket, ne güzel kelime, ne aziz söz, ne mübarek lügat. Hele memlekete muhabbet, işte bundan büyük fazilet, bundan ulu meram ve maksat olamaz. Her şeyi bundan mebdurdur. Herkes bunun ile müellif olmalı. Memlekete muhabbet olmazsa, vatan için hizmet edilmez ise, vatan arzulanmazsa insan dünyada yaşadığının maksadının bir mühim noktasını icra etmemiş olur. Bunun için Yunan muharirlerinden biri "Uden glikion patridos" yani vatandan daha tatlı bir şey yoktur demiş idi. Şimdi Doçent Doktor Nilüfer Erdem'in özgeçmişini sunması için söz Balkan Araştırma Enstitüsü'nde öğretim görevlisi Utku Kırlıdökme'de. Teşekkür Buyurun ederim Utku Hanım. hocam. Nilüfer hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum Davetimizi canım. kabul ettiğiniz için de çok teşekkürler. Nilüfer Erdem 1966 yılında Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gümülcine'de Batı Trakya Türk azınlığına ait okullarda tamamladığından kendisi Yunanca ve bunun yanında İngilizce bilmektedir. 1984 yılında girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden 1988 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde Lozan Antlaşması'ndan günümüze Batı Trakya Türklerinin Eğitim ve Öğretim Birliği Sorunu adlı teziyle 2003 yılında yüksek lisansını tamamladı. Aynı enstitüde 2009 yılında tamamladığı doktora tezinin konusu ise Yunan tarihçiliğinin gözüyle Anadolu Harekatı 1919-1923'tür. Doktora tezi 2010 yılında aynı isimli kitap olarak da yayımlanmıştır. İkinci kitabının ismi ise Nizah Penceresinden Yunanistan'da Halk, Savaş ve Siyaset 1919-1923'tür. 2002-2003 öğretim yılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi okutmanı olarak göreve başladığı İstanbul Üniversitesi'nde 2015 yılında yardımcı doçent unvanını aldı. Lozan görüşmeleri sırasında Patrikhane meselesi karşısında Patrik Meletios'un Yunan kaynaklarına yansıyan yaklaşımı, Yunan kaynaklarına göre 1922 yılında Batı Anadolu'da otonom devlet kurmaya yönelik faaliyetler, 1913 yılının Temmuz-Ekim ayları arasında Batı Trakya Türkleri ile ilgili gelişmelerin Yunan basınındaki yansımaları, Charisios van Vakas'ın Osmanlı milletvekili olarak etkinliği ve Kurmay Subay Metaxas'ın Çanakkale Harekatı ve olası Türk-Yunan Savaşı ile ilgili incelemeleri gibi çalışmalara da sahip olan Nilüfer Erdem, halen İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde öğretim üyeliğini sürdürmektedir. 2019 yılında doçent unvanını almıştır. Sözü tekrar Enstitü Müdürümüz İbrahim Kela Ahmet'e bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Utku Hocam. Şimdi Nilüfer Hocamızı Karamanlılar, Anadolulu Ortodoks Türkler
başlıklı konferansını vermek üzere kendisine sözü bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim İbrahim Hocam. Şimdi öncelikle sayın rektörüm, dekanım, müdürlerim, hocalarım, öğrencilerim, misafirleri, herkese selamlar dilemek istiyorum öncelikle. Ve tabii ki Balkan Araştırmaları Esna Trakya Üniversitesi'nin davet ettiği için ayrıca teşekkürü sunmak istiyorum. Şimdi ben Karamanlılara nasıl ilgi duydum? Öncelikle oradan başlamak istiyorum söze. Aile içinde anlatılan bir anekdot vardı hep. Şöyle, mübadele olduktan sonra tabii ki her ne kadar Batı Trakyalılar mübadele dışında tutulsalar da Batı Trakya bölgesinde çok sayıda mübadele yerleştirilmiştir. Şimdi bir tarafta Müslüman, diğer tarafta Hristiyan, Batı Trakya Türklerinin muhafazakar bir yapıya sahip olduklarını düşünürsek, aynı evde tek çatı altında Müslüman ve Hristiyanların yaşaması zor haliyle, kaç göç olayı da var tabii ki Batı Trakya Türklerinde. Şimdi öbür taraftan tabii dil bilmiyorlar, Yunanca bilmiyorlar. Böyle bir durumda evlerine Karamanlılar yerleştirilenler şanslı addedilmesi gerekir. Çünkü Karamanlılar da Türkçe konuşuyorlardı. Batı Trakyalılar da Türkçe konuşuyorlardı. Dolayısıyla evlerine Karamanlı mübadil yerleştirilenler bu manada daha şanslıydılar. Benim anneannem 1922 doğumlu. İşte büyüklerimizin evine de böyle bir mübadil aile yerleştirilmiş. Karamanlı bir aileymiş ve kızlarının ismi Güllü'ymüş. 22 doğumlu anneannemi, herhalde onlar anneannemin evine yerleştirildiğinde anneannem 2-3 yaşında bir bebek, turnam turnam ben buralarda durmam diye oynatırmış. Yani biz bunu hep dinledik. Sonra Güllü'nün ailesiyle ve bizim aile, bizim bayramlarda biz onlara baklavadan pay ayırdık. Onlar Noel ve Paskalya'da çöreklerden bizim aileye gönderdiler. Böyle bir süreç, böyle bir dostluk kurulmuş, tesis edilmişti. Ve çocukluğumdan da Türkçe konuşan, böyle siyah elbiseler giymiş, siyah başörtüler takmış teyzeleri hatırlıyordum ben, yaşlı mübadilleri çocukluk yıllarımda. İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak başladığımda Karamanlıca metinler diye bir ders koydum. Birinci dönem Karamanlıca metinler, ikinci dönem Karamanlıca metinlerin tahlilleri diye. Ve bu dersi açtıktan sonra da yavaş yavaş benim Karamanlı literatürüne hakimiyetim arttı. Öğrencilerimle bunları, o dönemin konjonktürünü, Türkiye ve Yunanistan'daki gelişmeleri göre yorumlarken Karamanlıca eserler üzerinde birikimim arttı ve tabii ki bu dönemde Karamanlılara ait de pek çok kitap okudum. Neticede bu konuyu ele almaya karar verdim. Şimdi Karamanlı dediğimiz zaman kimi kastediyoruz? Bence öncelikle onu anlatmakta yarar var. Şimdi tabii ki Osmanlı millet sistemi, hepimizin bildiği gibi Osmanlı'da bir millet sistemi var uygulanan. Ve burada tabii ki önemli olan etnik aidiyet ya da dil aidiyeti değil, dini ve mezhepsel aidiyet. Dolayısıyla Osmanlı'da Ortodoks olanlar, tabii ki bunun içinde Helen kökenliler var ama bunun yanında Bulgarlar, Sırplar var. Aynı zamanda Ortodoks Arnavutlar, Ortodoks Türkler, Ortodoks Araplar da bu millet sistemine göre Rum Ortodoks milletinin içinde tasnif edildiler, yer aldılar. Fakat bu Rum Ortodoks milleti içinde Karamanlıların ayrı bir özelliği vardı. Türkçe konuşuyorlardı. Türk dilliydiler ve Türkçeden başka hiçbir dili de bilmiyorlardı esasen. Son yüzyılına kadar Osmanlı'nın tek konuştukları dil Türkçeydi. Türk dilliydiler. Kendileri de diğer Ortodokslardan farklı olduklarının bilincinde olduklarından dolayı Karamanlıca kaynaklara baktığımız zaman kendilerini Anadolu Hristiyanı, Anadolu Hristiyanlar ya da Anadolu'nun Ortodoks Hristiyanları gibi adlandırdıklarını görüyoruz. Yani kendilerini diğer Rum milleti içinde apayrı bir yere koyuyorlar. Esasen bizzat kendileri de. Şimdi tabii Karamanlılara baktığımız zaman Karamanlılar Karamanoğulları Beyliği'nin yaşadığı coğrafyada yaşadılar. Ağırlıklı olarak Karamanoğlu Beyliği'nin bulunduğu coğrafyada. Bir başka ifadeyle Kapadokya bölgesinde yaşadılar. Çok daha iyi oldu İbrahim Hocam. Ses kesildi böylece. Bir ses geliyordu bana.
Şu anda ses kesilmiş oldu. Çok teşekkür ederim. Karamanoğlu Beyliği'nin bulunduğu coğrafyada varlık gösterdi bu Anadolu Hristiyanlar. Kapadokya bölgesi diyebiliriz. Aslında oldukça geniş bir coğrafya ve bu coğrafya kuzeyde Ankara, Yozgat, Bursa'ya kadar ulaşırken güneyde Antalya, Adana bölgesine kadar ulaşıyor. Antalya'da Silifke'de yaşayan Karamanlılar var. Diğer taraftan tabii ki doğuda Kayseri, Sivas'ı içine alan bir bölgeyi, batıda da Aydın'a kadar ulaşan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ama bu coğrafya deniz yok, tamamen Anadolu'nun içinde yaşayan bir Ortodoks halktan söz ediyoruz. Şimdi tabii Karamanlıların kökeniyle alakalı olarak farklı iki tez var. Bu tezlerden bir tanesi Yunanlıların benimsediği tez. Onlar diyorlar ki Türkler Anadolu'ya gelmeden önce Anadolu'da yaşayan çok sayıda Helen vardı. Ve bu Helenler zaman içinde işte Anadolu Türkleştiğinde kalabalık Türk topluluklarının içinde kaldılar. Dillerini unutsalar da dinlerini korudular. Bu Yunan tezlerinde yer alan Karamanlıların kökenine ilişkin tez ki genellikle Spiros Briones'in tezine dayanıyor. Türk tezlerinde ise Karamanlılar için deniliyor ki çok önceden özellikle Balkanlarda bir takım Hristiyan grupların arasında kalmış olan Türkler vardı. Bunlar çeşitli etkiler altında içlerinde Hristiyanlığı kabul eden gruplar oldu. Sonrasında bunlar Bizans ordusunda paralı askerlik görevi yaptılar ve paralı askerler olarak da Bizans'ın doğu sınırına yerleştirildiler. Hatta bu bölgeye yerleştirildiklerinde, Anadolu'ya yerleştirildiklerinde İranlılar gibi, Araplar gibi bir takım farklı Müslüman, hatta Türklerle, Türk Müslümanlarla da savaşmak zorunda kaldılar. Ama Anadolu Türkleştikten sonra özellikle Selçuklu ve Osmanlı döneminde bunlar dinlerini korusalar da kültürleri olarak aynı olan Anadolu'da Müslüman Türklerle yan yana yaşamaya devam ettiler. Zaten kültür olarak da bir farklı değillerdi. Şimdi tabii ki Evangelia Balta ki Karamanlı neşriyat açısından ve Karamanlı araştırmaları konusunda ilk zikretmemiz gereken isim Evangelia Balta. Kendisi de bir Karamanlı, Ürgüplü. İçinden gelen, Karamanlıların kendi içinden gelen biri. Bu Yunan tezleriyle alakalı olarak Spiros Briones'in tezine dikkat çekmekle beraber bunun araştırmaya muhtaç olduğunu söylüyor. Yani Karamanlıların kökeninin tam manasıyla araştırılmadığını, bunun araştırmaya muhtaç olduğunu ifade ediyor. Karamanlılarla ilgili eserler ancak 18. yüzyıl itibariyle karşımıza çıkıyor. İlk eser tamam Karamanlıca eser belki 15. yüzyılda Karamanlıca dediğim işte Yunan harfleriyle Türkçe bir şeyler var ama esasen 18. yüzyıl itibariyle Karamanlıca eserler. Daha öncesinde Karamanlıca eserler olmadığı için ve bu konuda yapılmış da çalışmalar olmadığı için biz bu konuya daha fazla geriye gidemiyoruz Karamanlılarla, Karamanlı araştırmaları konusunda. En fazla gidebildiğimiz 18. yüzyıla kadar Karamanlıca eserler üzerinden araştırma yapabiliyoruz. Daha öncesine ait eser yok çünkü. Ama ben tabii ki çeşitli okumalarımdan kaynaklı olaraktan Karamanlılarda Türk kültürüne ait pek çok iz görüyorum. Yani eski Türklerden beri Türklerde genellikle Türk topluluklarında gördüğüm bazı adetleri, davranış şekillerini Karamanlılarda görüyorum. Örnek vermek gerekirse ata kültü dediğimiz ata kültü, yani işte ataların kabirlerini ziyaret etmek, türbelerini ziyaret etmek Karamanlılarda çok belirgin. Azizlerinin kabirlerini ziyaret ediyorlar. Hatta yüz sürüyorlar azizlerinin kabrine, türbesine. Öbür taraftan tabii ki Karamanlılara baktığımız zaman taş kültü, Türklerdeki taş kültü var. Türklerde tabii ki bir takım
Tanrı'ya ait ruhların işte güçlerin bir takım tabii objelerde olduğuna dair bir inanç var. Örneğin Gelveri bugün Güzel Yurt olarak Kapadokya bölgesinde andığımız yerleşim. Gelverili olan Karamanlılar Azizlerinin kilisesinin kilisesine girerken oradaki oymalı taşı üç defa da geçiyorlar. Yani oradaki eşiği aşmakta, taşı aşmakta bir gelenekleri söz konusu. Yine aynı işte Müslüman Türklerde olduğu gibi çaput bağlama geleneği var Karamanlılarda. Ve bu Karamanlıların çaput bağladıkları ağaç genellikle Azizlerin türbelerinin bulunduğu civarda yer alan ağaçlar. Dolayısıyla işte bir takım kutsal saydıkları ağaçlar var ve bunlara çaput bağlama geleneği var ki biz de Türklerin yaşadığı bütün coğrafyalarda bu ağaçlara çaput bağlama geleneğini görüyoruz. Yine Karamanlılarda ateş kültü var. Eski Türkler ateşin sağaltıcı yani iyileştirici özelliğine inanıyorlar. Karamanlılar iki Nevruz Bayramı'nda biliyorsunuz ateşin üstünden atlama geleneği vardır. Karamanlılar bu ateşin üzerinden atlama geleneğini Nevruz'da değil de İsa'nın vaftiz edildiği günün bayramı olan Fota yortusunda yani ışıklar yortusunda yapıyorlar. Fota bayramında, ışıklar bayramında yapıyorlar. Yani zaman olarak kaymış durumda ve Hristiyanlıkla nasıl diyelim harmanlanarak ortaya çıkmış durumda. Zaten pek çok geleneklerine baktığımız zaman da eski Türklerde var olan geleneklerin Hristiyanlıkla harmanlanarak Karamanlılarda ortaya çıktığını görüyoruz. Yine Ortodokslarda kurban geleneği yok ama Karamanlılarda az önce ata kültünden bahsetmiştim. Karamanlılar azizlerinin yattığı o işte yatırlarının etrafında kurban keserekten sonrasında şölenler yapıyorlar ve bu kestikleri kurbanları dağıtıyorlar. Dolayısıyla böyle bir gelenekleri var. Diğer taraftan bu saydıklarımın yanında Türk halk kültüründe de olduğu gibi kuyruklu yıldız örneğin uğursuz sayılıyor. Bu Türk halk kültüründe de çok yaygın olarak karşımıza çıkan bir durum. Kaldı ki biz Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız Altında İzdivaç kitabını biliyoruz. Ve mübadillerle yapılan mülakatlarda da ki Anadolu Araştırma Merkezi mübadillerle mülakatlar yapıp bunu 3 cilt halinde yayınlanmıştır. Exodus kitabın ismi yani çıkış. Bunun birinci cilti Batı Anadolu'dan Yunanistan'a göç eden mübadillerle ilgilidir. İkinci cilti Orta Anadolu'dan Yunanistan'a göç eden mübadillerle ilgilidir. Üçüncü cildi de Karadeniz bölgesinden Yunanistan'a göç edenle ilgilidir. Baktığınız zaman Karamanlı mübadillerin mübadeleden sonra anlattıklarına aynı işte Germilli Maria Porloglu'nun söylediği gibi aklımda kaldı, ismi çok kullandım. Öğrencilerime bu örneği çok anlattım çünkü. Diyor ki gökte kuyruklu yıldız görüldü önce. Ve büyüklerimiz bu kuyruklu yıldızı gördükleri andan itibaren bela gelecek dediler. Ve hemen arkasından çekirge yağmuru oldu ve kıtlık yaşandı. Devamında Balkan Savaşları geldi. Bunun sonrasında Birinci Dünya Savaşı geldi. Arkasından Yunanistan'ın Anadolu'yu işgali gerçekleşti ve devamında da mübadele geldi. Yani son bela olarak da mübadeleyi zikrettiklerini görüyoruz. Mübadele onlar için hiç kolay kabul edilebilir bir şey değil. Kalmayı da çok istediler aslında Anadolu'da. Aynı İbrahim Hoca'nın konferans başladığında okuduğu paragrafta da görüldüğü gibi Kalfoğlu'nun yazdıklarından anlaşıldığı gibi Anadolu onlar için memleket ve Anadolu'yu bilmemek büyük eksiklik. Yani Kalfoğlu'nun İbrahim Hoca devam etseydi okumaya sonraki paragraflarda Kalfoğlu'nun Anadolu'yu bilmemeyi büyük bir eksiklik olarak adlandırdığını görecektik. Anadolu'yu bilmek gerektiğini düşünüyorlar, tanımak gerektiğini düşünüyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Tabii geleneksel olarak Karamanlılara baktığımız zaman
Bakın bunu 18. 19. yüzyıldan sonra söylemiyorum ama öncesinde ya da 19. 20. yüzyılda köylerde de devam ediyor olabilir hala. Erkeklerde Türkçe isimler var. Örneğin aslan, garip, devlet, kaplan, kalender, Murat, Şahin, minnet gibi. Kızlarda melek, çiçek, nazlı, gümüş, altın, elmas, sultan, azize gibi isimler var. Ama tabii Kapadokya bölgesi ya da Karamanoğlu Beyliği bölgesini, Orta Anadolu bölgesini düşündüğümüz zaman kıyı bölgeleri oranla tarım açısından daha şanssız bir bölge olduğundan dolayı ve ekonomik olarak tabii ki bu bölgede var olmak, yaşamak daha zor olduğundan dolayı bir takımları kıyı bölgeleri Osmanlı'nın ticaretinin zengin olduğu bölgelere göç etmişlerdir. İstanbul gibi, İzmir gibi, Samsun gibi. Ve tabii bu bölgelere göç edenler toplumda daha iyi yer edinebilmek için, çünkü diğer Rum cemaat tarafından bu kesim köylü olaraktan görülmekteydi. Kendilerine Yunanca isimler almaya başlamışlardır ve soyadlarını Yunanca kelimelerle değiştirmeye başlamışlardır. Yani Boyacıoğlu Vafiadis olmuştur örneğin. Yağcıoğulları Ladopulos olmuştur örneğin. Bu işte Yunanca isimler almak, soyadları almak toplumda Ortodoks cemaat içinde daha iyi yer edinmek için bir nasıl diyelim imkan olarak, kanal olaraktan görülmüştür. Tabii 19. yüzyılda unutmayalım Kapadokya bölgesinde, yani işte bu Karamanlıların yaşadığı Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman başta olmak üzere bu bölgedeki şehirlerde ve büyük kasabalarda, büyük köylerde Yunanistan'ın verdiği normlarda açılan okullar da söz konusudur. Çünkü Yunanistan'ın bu dönemde işte kurulduktan sonra, Yunanistan kurulduktan sonra Megali İdea ideolojisi çerçevesinde kendi kültürünü yayma girişimleri söz konusudur. Ama 17-18. yüzyıla kadar geldiğimizde o işte Anadolu'lu özellikleri çok ve Türk özellikleri çok bariz baktığımız zaman. Şimdi tabii şöyle bir soru da akla geliyor. Yunanistan bunları yetiştirmek amacıyla Yunan devletinin verdiği normlarda okullar açtı da bunlara misyonerler ulaşmadı mı? Hani Anadolu'da dolaşan pek çok da misyoner var baktığımız zaman. Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyıldan itibaren açılan yabancı okullar var. Katolikler ilk geldiler. Sonrasında da Protestan misyonerler geldiler. Bu Orta Anadolu bölgesinde de dolaşan Protestan misyonerler var Katoliklerin yanında. Özellikle de bu bölgeyle Amerikan Board misyonerleri çok ilgilendiler ve bu bölgede okullar açtılar, yardım etmek amacıyla çeşitli teşkilatlar kurdular, hastaneler açtılar vesaire. Tabii Amerikan misyonerleri, Protestan misyonerler, Amerikan Board misyonerleri bunlar için aynı zamanda Türkçe, Hristiyanlığa dair Türkçe kitaplar bastılar. Ve İncil'i de Türkçe olaraktan bastılar. Aslında misyonerlerin Osmanlı topraklarına geldiklerinde ilk amaçları Müslümanları ve Yahudileri Hristiyanlaştırmaktı. Ama baktılar ki Müslüman ve Yahudileri Hristiyanlaştıramıyorlar. O zaman işte bu Rum cemaati içinde farklı bir yerde duran, dilleri sebebiyle diğer Rum cemaatle tam manasıyla kaynaşamayan, dinleri sebebiyle de Müslüman Türklerden ayrı bir yerde duran Karamanlılara yöneldiler. Ve bunlar için Türkçe olaraktan bir takım dini eserler bastılar ve tabii İncil'i de Türkçe olaraktan yayınladılar. Aynı zamanda Angelioforos diye, Haberci diye bir de gazete çıkardı bu misyonerler. Bir Yunanlı araştırmacının, Kiskira'nın verdiği bilgilere göre bu Amerikalı misyonerlerin çıkarmış olduğu Karamanlıca, yani Yunan harfleriyle Türkçe gazete 500 sayıya kadar ulaştı.
Bunun bir de çocuklar için olan versiyonu vardı. Angeloforos çocuklar için olmak üzere. Tabii bunlar görülünce başta bu bölgedeki metropolit Estatios Kleovlos olmak üzere bu misyonerlere siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sizi kim gönderdi? Esasen bizim mezhebimiz en iyi mezheptir. Dolayısıyla siz çarpıtılmış bir Hristiyanlık anlatıyorsunuz şeklinde onlara misyonerlere karşı bir reaksiyon oluştu. Ve Fener'de netice itibariyle hiç Yunanca bilmeyen ve dolayısıyla kilisede okunan duaları ve İncil'i anlamayan Karamanlılara yönelik olarak dini kitaplar yayınlamaya başladı ki Karamanlıca neşriyatta ilk neşredilen kitaplar 1718 yılı itibariyle dini kitaplardır. Ve tabii ki bunların yazarlarına baktığımız zaman işte papazlar, ruhbanlar, metropolitler olduklarını görüyoruz. Fakat 19. yüzyılın ortalarından itibaren yani özellikle de ıslahat fermanından sonra din dışı Karamanlıca eserler, gazeteler, kitaplar, broşürler yayınlanmaya başlayacaktır. Din dışı eserler de ortaya çıkacaktır. Tabii şu anda ben ilerlemeden önce şunu da ifade edeyim. Ben Karamanlılarda eski Türk kültürüne ait izler fark ettiğimi ifade etmiştim. Bunların dinsel metinlerine baktığımız zaman dinsel metinlerinde de çok ilginç terminolojiye rastlıyoruz. Dinsel terminolojileri çok ilginç. Örneğin Yunanca olarak Allah'tan bahsedildiğinde bunun karşılığı Theos'tur. İbrahim Hocam da beni doğrulayacaktır. Ya da işte Musevilikte baktığımız zaman Yehuda ya da Yahve, bunların hiçbirini kullanmadıklarını görüyoruz. Bu ifadelerin hiçbirini kullanmadıklarını görüyoruz Karamanlıların. Onlar Allah ve ikinci olarak Rab kelimesini tercih ediyorlar yakarırken. Ya Rabbi diye yakarıyorlar. Yani ey Rabbim diye yakarıyorlar. Öbür taraftan Karamanlıca dinsel metinlere baktığımız zaman Rab Teala, Allah Teala, Hakk-ı Teala gibi ifadelere rastlıyoruz. Allah'ın her şeyin üzerinde olduğunu belirtmek amacıyla. Aynı zamanda Ya Salih, Aziz Allah yakarışları var. Bunları da ifade edelim. Bunlar tamamen Müslümanların literatüründe olan ifadeler. Ancak çok ilginç tabii ki Hristiyanlığa, Hristiyan inancına sahipler. Tabii Hristiyanlık, Müslümanlıkla bağdaşmayacak bir takım yaklaşımların da olduğunu söyleyelim. Örneğin Hazreti İsa'dan bahsederken İsus Hristos Efendimiz ya da Hristos Allah'ımız, Rabbimiz Hristos gibi söz ettiklerini görüyoruz. Bunun dışında tabii ki Hazreti İsa'dan bahsederken Kelamullah kelimesini de kullanıyorlar. Yani Allah'ın kelamı, Allah'ın sözü manasında ki Kelamullah Müslümanlık'ta Kur'an-ı Kerim için kullanılan bir tabir. Meryem için yani Hazreti İsa'nın annesi için kullandıkları terminoloji daha da çarpıcı bana göre. Bunlardan da bahsetmek isterim. Validetullah, Valide Sultan, Allah'ımızın validesi ve Meryem'in dokunulmamışlığını belirtmek amacıyla bikir kız, lekesiz kız, bikir validetullah, lekesiz validetullah gibi yaklaşıldığını görüyoruz. Ancak tabii ki Hazreti İsa'nın annesi Meryem için Karamanlıca metinlerde karşılaştığımız en çarpıcı ifade gelinullah ifadesi, yani Allah'ın gelini ifadesi. Bu dediğim gibi Müslümanlık inancıyla bağdaştırılacak bir tarafı yok bunun. Teslisten de hamdolsun pedere, oğluna ve aziz ruha olaraktan söz ediyorlar. Bazen hamdolsun, bazen de şükür olsun diye söz ediyorlar. Burada bir sayfayı işaretledim ben. Size Karamanlıca bir dua kitabından bilgi vermek istiyorum. Nasıl dua ettiklerine ilişkin. Ya semavi padişah, teselli verici, hakikatin ruhu, sen ki her yerde hazırsın ve cemi cümle nesilleri tekmil edicisin. Sen ki iyiliklerin hazinesi ve ömür vericisin. Sen gel ve mesken eyle kalbimize. Bu Karamanlıca dua kitaplarından alıntıladığım bir paragraf dua kitaplarında. Çünkü Karamanlılar için
Neticede Fener'de ya da işte Fener'e bağlı ruhbanlar da Karamanlıların anlayacakları şekilde bir takım dua kitapları bastılar. Öbür türlü hiçbir şey anlamıyorlardı. Kilisede konuşulan, kilisedeki ilahiler onlar için bir şey ifade etmiyordu. Anlayabilmeleri için misyonerler yerine bu sefer Fener onlar adına Türkçe olarak böyle dua kitapları üretti. Şimdi tabii baktılar ki Karamanlılar protestan olacaklar ki bir takım protestan köyler ortaya çıkmaya başladı Orta Anadolu'da. Nitekim işte Kayseri'de açılan biliyorsunuz bir protestan kilisesi var 19. yüzyılın ilk yarısında. Baktılar ki protestan sayısı artıyor, protestan olan Karamanlılar var. Bunun üzerine işte 1882 yılında Kayseri'de, Zincidere'de, oradaki Ioannis Prodromos Manastırı'nda, ben Yunancasını söylüyorum, Aziz Yohannes Manastırı'nda, orada bir Rodokanakis Ruhban Okulu isimli bir ruhban okulu açtılar. Tabii biz ruhban okulu denilince Osmanlı'dan günümüze gelen Heybeli Ağa'da ruhban okulunu biliyoruz. Aklımızda Kayseri'de bir ruhban okulu açılabileceği hiç gelmiyor. Ben öğrencilerimle bu dersi yaptığım zaman da tabii günümüzde mübadeleden dolayı Anadolu'da Ortodoks nüfus kalmadığı için gençlerin söylediklerimi anlaması zor. Diyorum, açıklama yapıyorum. Diyorum ki biz mübadele öncesinden söz ediyoruz ve tabii ki Anadolu'da pek çok yerde yaşayan çeşitli unsurlar, cemaatler vardı. Bunlardan bir tanesi de Ortodoks cemaatti. Ve Kayseri'de 1882 yılında Zincidere'deki manastırda bir ruhban okulu açtılar. Bu ruhban okulunun adı Rodokanakis Ruhban Okulu'dur. Diyeceksiniz ki Rodokanakis ismi nereden geliyor? Bu ruhban okulunu finanse eden, kökleri Bizans'a dayanan, sakızlı bir zengin olan Theodoros Emanuel Rodokanakis'ten geliyor. Finansörü bu ruhban okulunun. Amaç Anadolu'ya bu Karamanlıların yaşadığı bölge için papazlar ve öğretmenler yetiştirmekti. Yani sadece papaz olmak zorunda değildiler ruhban okuluna gidenler. Orta sınıfı vardı ve aynı zamanda bu okulda eğitimle ilgili olarak formasyon dersleri diyeceğim. Bugünkü işte öğrencilerimizin almış oldukları öğretmen olacaklarının dersler de söz konusuydu. Ve tabii ki bu okulu açtıklarında da ilk hedefleri bu Karamanlıların yaşadığı köylere, kasabalara papaz ve öğretmen yetiştirmekti. Kalfoklus'un bununla alakalı olarak da Karamanlıca bir kitabı var. Bu Zincidere'deki manastırla alakalı olarak da ve Zincidere'deki bu manastırdan bahsederken aynı zamanda işte bu Rodokanakis Ruhban Okulu'ndan da söz ediyor. Nasıl açıldığıyla ilgili Kayseri Metropoliti Ioannis zamanında açıldı ve bu Ioannis kendisi de Anadolu'ydu. Dolayısıyla Karamanlıları iyi tanımaktaydı. Bu okulun açılması için elinden gelen desteği sundu. Bu arada tabii ki işte Yunanistan'ın devlet olarak ortaya çıkmasıyla beraber özellikle de ıslahat fermanının gayrimüslimlere bir takım haklar getirmesiyle beraber Anadolu'daki Rum cemaati içinde, genel olaraktan söylüyorum, Rum cemaati içinde pek çok okul ve cemaat teşkil edilmiştir. Tabii ki bu arada Yunanistan'ın verdiği normlarda Karamanlılar için de belli merkezlerde, büyük kasabalarda, şehirlerde, köylerde Yunanistan'ın verdiği normlarda ve Yunanca öğreten okullar açılmıştır ve bu her seviyededir. Şimdi Karamanlıca eserler bunlar hakkında bilgi veriyorlar. Ayrıca bir almanak var. O almanakta da tabii ki nerede kaç okul var, kaç öğrenci, kaç öğretmen vardı bilgileri elde etmek mümkün. Diyorlar ki işte pek çok okul açıldı. Bizim anaokullarımız da vardı. Fakat buradaki anaokul bugünkü tabiriyle anaokul değil. Onlar hiç Yunanca bilmedikleri için Karamanlıların çocukları birinci sınıftan ilkokuldan başlatamıyorlardı.
Onlara hazırlık aslında Yunan okullarına hazırlık amacıyla açılmış okullar, bu anaokulları dedikleri nipiagogion karşılığı anaokulu, ama esasen ilkokula hazırlayan, Yunanca öğreten okullar bunlar. Sonrasında ilkokul, rüştiye, idadiye diye devam eden okullar, özellikle Nevşehir Karamanlıların eğitimi Yunan devletinin verdiği normlarda okullar açılması açısından son derece önemli merkezlerden bir tanesi. Burada Nevşehir bölgesine dikkat edelim. Nevşehirliler çok aktif bu manada. Diğer taraftan tabii ki okullar açıldı dedik Yunanistan'ın verdiği normlarda. Islahat fermanından sonra Karamanlılar pek çok cemiyet de teşkil ettiler. Ve bu cemiyetler hem işte bu Kapadokya bölgesi dediğimiz İç Anadolu bölgesinde vardı. İlk kurulan Karamanlı Cemiyeti Ürgüp'te 1859 yılında kurulmuştu. Ama aynı zamanda Anadolu'da bu Karamanlıların yaşadığı her şehrin, her kasabanın, her köyün, bir de İstanbul ve İzmir'de olmak üzere hemşericilik diyeceğim. Günümüzde de bunun örneklerini görüyoruz. Bir takım cemiyetleri, dernekleri faaliyet halindeydiler. Şimdi Karamanlıları anlatırken tabii ki pek çok gazete var. Ama hepsi öyle çok uzun soluklu değil. Örneğin Aktis var. Ben bir öğrencimle yüksek lisans yaptım. Aktis'i taradık Balkan Savaşları döneminde. Dilek beni izliyor mu bilmiyorum. Dilek Kübra Gürgül Aktis gazetesine yüksek lisans yaptı. Bunun yanında 1888'de Terakki var. Aynı zamanda şimdi birdenbire aklıma gelmiyor. Mizah dergileri Kukurikos bile olmak üzere pek çok Karamanlıca gazete var, dergi var. Ama tabii ki Karamanlıca basın organı dediğimiz zaman ilk aklımıza gelmesi gereken Anatoli. Çünkü çok uzun soluklu. 1850'den mübadeleye kadar yayınlanmış olan bir yayın organı. Bununla ilgili olarak ilk yayınlandığında Osmanlı topraklarında birkaç tane Ermeni, birkaç tane Osmanlıca yayın yapan gazete olduğu, ancak bunların zaman içinde dayanamayıp eredikleri, fakat Anatoli'nin mübadeleye kadar geldiğini ifade etmemiz lazım. Mübadele öyle boş bir gazete değil. İçinde Osmanlı'nın iç işlerine, dış işlerine, ekonomisine, borsasına kadar, aynı zamanda kültür olarak işte İstanbul'da oynanan tiyatrolar, şimdi aklıma bir takım ilanlar başta olmak üzere birçok konu hakkında Osmanlı'nın son döneminin işte Tanzimat'tan itibaren birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet, mütareke ve milli mücadele dönemini kapsayacak şekilde sosyal, siyasal ve kültürel olaylarının, ekonomik gelişmelerinin izlerini bulabileceğiniz bir gazete. Ancak ne yazık ki bu gazetenin 1850'den 1923'e kadar her sayısını tek bir merkezde bulamıyoruz. Bu çok üzücü bir durum. Eğer bulmuş olsaydık gerçekten Osmanlı'nın son dönemine ve milli mücadele dönemine kadar birçok olayla alakalı olarak ipucu yakalayacaktık. Abdülhamit dönemiyle ilgili olarak diyeceğim 1880'ler, 1890'lar bildiğim kadarıyla Ankara Merkez Kütüphanesi'nde var. Ben İstanbul'da tarama yaptım. İstanbul'daki Almanların Enstitüsü'nde vardı. Hemen hemen aynı dönemleri kapsayacak şekilde. Ve oradaki enstitüde öğrendim ki Almanya'da bir takım nüshaları var. Nasıl Almanya'da Anatoli'nin nüshaları var diye sorduğumda, işte şark araştırmaları yapan, Anadolu araştırmaları yapan bir Alman bilim adamının burada sahaflarda Anatoli'nin bir takım nüshalarına rastladı. Bunları satın alıp Almanya'ya götürdüğünü söylediler. Türkiye'de olmayan bir takım nüshaların Almanya'da olduğunu söyleyebilirim. Yine Yunanistan'da olan bir takım işte koleksiyonerlerin elinde, ama işte bunlar belli merkezlere bağışlanmış olabilir. Farklı farklı yerlerde Anatoli nüshaları var. Çok değerli olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi borsa gibi, borsadan tutun da Osmanlı'nın kendi içinde çeşitli unsurların, tabii ki başta Ortodoks unsur olmak üzere çeşitli unsurların
nasıl diyelim, çeşitli unsurlarla ilgili gelişmeler dahil pek çok konuyu görmek mümkün. Aynı zamanda tefrika olarak yayınlanmış olan romanlar da var her gün. Tefrika romanları açısından da incelemeye değer. Ama işte hepsini tek bir yerde bulamıyoruz. Şimdi tabii ki Anatoli'yi Karamanlılar için son derece önemli bir isim olan Evangelinos Misailidis çıkardı. Evangelinos Misailidis öğretmenlik yaptı. Aslında Atina Üniversitesi'nde yetişmiş biri. Öncelikle onu söyleyeyim. Atina Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi'nde yetişmiş biri. Öğretmenlik yaparken basın yoluyla Karamanlılara, Anadolu Ortodokslara hitap etmeyi hedefledi. Ve netice itibariyle gazeteler çıkardı ki bunlar içinde en önemlisi Anatoli. Ancak Misailidis'in bir özelliği daha var. Biz yakın zamana kadar Osmanlı'daki ilk Türkçe romanın Evangelinos Misailidis'in Temaşai Dünya ve Cefakaru Cefakeş romanı olduğunu anlatırdık. İlk Türkçe roman olarak, gerçi Karamanlıca olarak, yani Yunan harfleri Türkçe kaleme alınmış ve yayınlanmış olan bir eser. Sonrasında Ermeni harfleriyle Türkçe bir başka roman keşfedildi. O Akabi hikayesi diye. Dolayısıyla birinciliği kaptırmış oldu. Evangelinos Misailidis'in Temaşai Dünyası Akabi hikayesine Ermeni harfleriyle Türkçe. Ve yine sonradan araştırmalarla ortaya çıktı ki aslında Temaşai Dünya ve Cefakaru Cefakeş bu Evangelinos Misailidis'in özgün bir eser de değil. Bunun öncesinde Yunanistan'da yayınlanmış olan bir Yunanca roman var ve işte Atina Üniversitesi'de okuduğu dönemde Evangelinos Misailidis bu kitabı görmüş ve sonrasında kendisi özgün bir takım paragraflar ve bölümler ekleyerek 4 cilt halinde kendi matbaasında bu Temaşai Dünya ve Cefakaru Cefakeş'i yayınlamıştır. Şimdi Karamanlılarla ilgili olarak tabii ki din dışı pek çok eser var. Bu eserleri nasıl tasnif ederiz diye bakacak olursak, işte şiir kitapları var, masal kitapları var, Ezop masalları gibi, Nasreddin Hoca fıkraları gibi kitaplar var. Bunun yanında kanunnameler var. Bunun yanında işte romanlar, işte çeviriler var, Fransız edebiyatından daha ziyade olmak üzere. Yine Karamanlıların kültürünü geliştirmeye ve gündelik yaşamını geliştirmeye yönelik olan kitaplar var. Tarih kitapları var, coğrafya kitapları var. Bunun yanında sıhhati korumakla ilgili kitaplar var. Çok sayıda Karamanlıca eser var ve gün geçtikçe de işte birilerinin elinde kalmış olan kitaplar ortaya çıktıkça da bunlar gün yüzüne çıkıyor. Karamanlıca eserler 1935'e kadar sürüyor. Yani mübadeleyle böyle şak diye kesilmiyor esasında, bıçak gibi kesilmiyor esasında. Sonrasında işte Yunanistan'daki mübadelelere ulaşmak isteyenler de Karamanlıca bir takım eserler çıkartıyorlar ve Karamanlıca olaraktan bir gazetede çıkıyor Yunanistan'da. Ama 1935'ten sonra Karamanlıca yayınlar tamamıyla duruyor. Şimdi tabii ben bunlardan da bahsettikten sonra şunu da ifade etmeliyim. Karamanlılar, tabii sizin sorularınızla konuları daha da açabilirim sonrasında. İlk aklıma gelenleri paylaşayım sizlerle. Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nden çok memnun olmadıkları anlaşılıyor. Diyeceksiniz ki hocam nereden bu kanaate vardınız? Karamanlıların Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nden çok memnun olmadıklarıyla alakalı olarak da ben Anatoli'de 3 Mayıs 1890 tarihli nüshasında bir mektuba rastladım. Daha önce Aktis'i öğrencim tez haline getirdiğinde Aktis'te de bir takım serzenişleri fark etmiştik. Çünkü Aktis'te de Patrikhanemizin Ahvali diye bir köşe var. Ama 1890'da Anatoli'de gördüğüm şey çok daha ayrıntılıydı ve konuyu anlamamı sağladı. Oradaki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nden şikayet, diyorlar ki biz vergileri veriyoruz. Herhangi bir ihane yapıldığı zaman da Ortodoks cemaat için, Ortodoks cemaatin eğitimi, dini kurumların işte ne bileyim tadilatı ya da yardım için yardımlarda bulunuyoruz, ama siz
Ortodoks cemaati idare eden meclislerde, muhtenit mecliste özellikle asla ve asla Karamanlıların yer almasını istemiyorsunuz. Ve yer alabilecek gibi olanların da önünü kesiyorsunuz, bizi dışlıyorsunuz Ortodoks cemaatin idaresinden. İkincisi, asla Karamanlıların ruhban olmasına izin vermiyorsunuz. Bir iki istisna dışında Karamanlı hiçbir ruhban yok. Aynı zamanda Karamanlıların işte kendi bölgeleri haricinde papazlık yapmasına da izin vermiyorsunuz. Sıradan bir köy papazı dahi olmaları kendi bölgeleri haricinde mümkün değil. Üstelik biz Karamanlılar olaraktan kendi bölgemizde bizim huyumuzu, suyumuzu bilen bir takım metropolitler istiyoruz, idareciler istiyoruz. Farklı bölgelerden gelenler bizim huyumuzu bilmedikleri için, adetlerimizi, geleneklerimizi bilmedikleri için biz onlarla yapamıyoruz. Ne zaman ki bizim bölgemize bizi bilen, bizi anlayan kendimizden bir metropolit atadınız, bu bölge için bir şeyler yaptı ve bu bölgede Karamanlıların gelişmesi için adımlar atılmış oldu şeklinde. 1890'lardan itibaren bu tip serzenişler var. Ancak tabii ki Türk Ortodoks Kilisesi'nin kurulması milli mücadele dönemine rastlıyor. Bu konuda 16 Temmuz 1920'de 22'de 16 Temmuz 1922'de Kayseri'deki Zincidere'deki manastırda bir kilise kongresi toplandı. İlk bileşimini yaptı. Bu 16 Temmuz 1922 tarihinde Kayseri'deki bu kilise kongresi ve bu kongrenin bir de yayın organı var. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü tarafından da tıpkı basım olaraktan bir tarafta Osmanlıcası bir taraftaki bugünkü Türkçesi olmak üzere kitap olarak da Timuçin Faik Ertan hocamlar yayınladılar bunu. Epey de oldu aslında yayınlayalı. Bu gazetenin ismi Anadolu'da Ortodoksluk Sadası. Bu aslında Kayseri'deki kilise kongresinin yayın organı. Bu kongre Kayseri Metropoliti Meletios Başkanlığı'nda toplanmıştı. Çok ateşli bir Türkçe olan bir sekreteri var, istimat zihni. Söylemlerine baktığınız zaman Anadolu işte Müslüman ve Hristiyan Türklerin vatanıdır şeklinde. Biz senelerdir burada yaşıyoruz şeklinde. Karamanlıların Türk olduklarına ilişkin beyanatlarını görüyorsunuz. Tabii ki bu kongrede Papa Eftim de ki sonradan Türk Ortodoks Patriği olarak ismi fazlaca zikredilecektir. Bu kongrede Papa Eftim'in unvanı Umum Anadolu Ortodoksları Murahası Umumisidir. Murahası Umumisidir. Bu Kayseri'de toplanan kilise kongresinin her birleşiminde alınan kararlar Anadolu'da Ortodoksluk sedasından takip edilebilir. Tek tek bileşimde alınan bakıyorsunuz işte biz Türk Ortodoks Patrikhanesi olarak sadece kilisedeki duaları İncil'i Türkçe olarak okumayacağız, yapmayacağız. İlahileri, bütün ilahileri Türkçeleştirmek amacıyla bir komisyon kuracağız. Hatta Türkçeleştirmeye gittiğimizde Arapça, Farsça kelimeleri kullanmaktan kaçınacağız. Sadece öz Türkçe kelimeleri kullanacağız Türkçeleştirmelerde. Metropolitlikler, yani Türk Ortodoks Patrikhanesi'ne bağlı metropolitlikler arasındaki yazışmalarımız Türkçe olacak. Kararları var. Anadolu'da Ortodoksluk sedasından bunları görebilir, takip edebilirsiniz. Alınan kararları hangi birleşimde, hangi tarihte alınmış. Ve bu Türk Ortodoks Patrikhanesi'ni kuranlar yine Türk Ortodoks Patrikhanesi'ni ruhban ve papaz yetiştirmek, vaiz yetiştirmek amacıyla Kayseri'de, Zincidere'de bir ruhban okulu kurmaya karar veriyorlar. Ve bu ruhban okulunu kurmaya karar verdiklerinde de mutlaka Türk edebiyatının bu ruhban okulunda okutulacağı ve Türkçe hitabet konusunda öğrencilere dersler verileceği, bunun öne çıkartılacağının yazılıp çizdiğini görüyoruz. Ve bunun bir de yüksek ilahiyat kısmı olacak ve bu Türk Ortodoks Patrikhanesi için kurulacak olan bu yüksek ilahiyat bölümünün programı da Amerika'daki ilahiyat fakültelerindeki gibi olacak. Ve biz Türkçe konuşan vaizler yetiştireceğiz, papazlar yetiştireceğiz ve bunlar bizim köylerimizde vaaz verecekler, ibadetleri, ayinleri gerçekleştirecek şekilde kararlar var. Ama tabii işte Türk Ortodoks Patrikhanesi Temmuz 1922'de işte Kayseri'de işte kilise kongresi toplandı ve neticede Türk Ortodoks Patrikhanesi kuruldu.
Bu milli mücadele döneminin sonuna tekabül eden bir gelişme. Devamında mübadele geldi. Şimdi mübadelede hiç inanmadılar mübadele edilebileceklerine. Çünkü diyorlardı ki mesela Anadolu'daki Ortodoksluk sedasında Anadolu Türktür diye bir yazı var. Anadolu Türktür diye Anadolu'da Ortodoksluk sedasındaki bu yazıda diyor ki Anadolu ahalisi eskiden beri Türktür. Yani işte eski Anadolu medeniyetlerinden olan Hititler, Sümerler var ya, onlar Turani'dir. Evet, bir dönem Roma döneminde Anadolu'ya Hristiyanlık geldi. Ama evet, bir takım şeyler unutulmuş olabilir o dönemde, ama sonradan Selçuklular ve Osmanlılarla beraber tekrar Türklük hatırlandı Anadolu'da. Dolayısıyla işte biz Anadolu Hristiyanlar için de Yunani olduğumuzu söylemek çok büyük hakarettir. Bize Yunan diyemezsiniz. Bunu söyleyenler fesatlık düşünüyorlar ve aynı zamanda tabii ki Anadolu coğrafyasını ve Anadolu'nun nüfusunu tanımıyorlar şeklinde söylemler var. Çok ilginç. 1930'lardaki Atatürk'ün Türk tarih tezine çok yakın bir yazı tezlerini söyleyebilirim Anadolu'da Ortodoksluk sedasında. Ama dediğim gibi mübadele yetişti. Hiç istemediler gitmeyi, ağlayarak. Müslüman ve Hristiyan komşular ağlaşarak birbirlerinden ayrıldılar. Ama gönderildiler, çünkü mübadelede biliyorsunuz mübadele protokolünde dini bir kriter var. Türkiye'de yaşayan Ortodokslarla Yunanistan'da yaşayan Müslümanların yer değiştirmesi gibi bir durum söz konusu. Öyle olunca işte bu Türk Ortodoks Patrikhanesini kuranlar Papa Eftim ve etrafındaki 50-60 kişi haricinde Karamanlılar da mübadeleyle Yunanistan'a gönderilmiş oldular. Şimdi tabii bu Karamanlıların mübadeleyle Yunanistan'a gönderilmeleri kabul etmek gerekir. Türk Ortodoks Patrikhanesini aslında tabanından uzaklaştırdı. Yani bunu kabul etmek lazım. Yonca Anzerlioğlu'nun Karamanlılarla ilgili çok değerli bir çalışması var. Sanıyorum tezi de aynı zamanda. Orada Yonca Hoca diyor ki işte tabii Kayseri'den bir süre sonra Türk Ortodoks Patrikhanesi İstanbul'a nakledildi. Türk Ortodoks Patrikhanesi Fener karşısında yerini aldı ve işte İstanbul'daki Karamanlılar cemaatini teşkil etti. Ben bunu biraz iyimser bir yaklaşım olaraktan görüyorum. Gönül böyle olmasını isterdi. Ancak işte öncesinde de anlattığım gibi tabii ki pek çok Karamanlı aslında toplumda yer edinebilmek, Ortodoks cemaati içinde yer edinebilmek için İstanbul'daki diğer Rum cemaat, Helen kökenler arasında aslında erimişti, asimile olmuştu birçoğu. Dolayısıyla İstanbul'daki bütün Karamanlıların Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin cemaatini teşkil ettiğini söylemek bana göre birazcık zor. Sonraki bakıyoruz 1931-1944 döneminde ismi Türk Ocakları ile örtüşmüş olan, Türk Ocakları denilince ilk akla gelecek olan isim Hamdullah Supi Tanrıöver Romanya Büyükelçi olarak gönderildiğinde Gagavuzları Trakya'ya getirmek isteyecektir. Ve Gagavuzlarla Türk Ortodoks Kilisesi'ni desteklemek, ancak buna da İkinci Dünya Savaşı izin vermemiştir. Dolayısıyla Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin yeterince tabanı olduğunu söylemek tabii bugün için daha da zor. Ama tabii Mustafa Kemal Paşa'nın Papa Eftim için, ki 1924 Temmuz'unda Patrikliği, Türk Ortodoks Patrikliğini üstlendi, söylediği tek başına bir ordu kadar bizim için hizmet etti, milli mücadeleye destek oldu şeklinde bir yaklaşımı var. Dediğim gibi gerek Papa Eftim'in işte hakimiyeti milliye başta olmak üzere ve Anadolu'da Ortodoksluk sedasındaki işte yansımış olan beyanatlarına baktığımızda, gerek istimat zihninin biz Türk'üz diyorlar ve Anadolu Müslüman ve Hristiyan Türklerin vatanıdır şeklinde yaklaşımları var ve bize Yunani demek
aslında Anadolu'yu hiç tanımayanların ortaya sürdükleri bir şeydir şeklinde bir yaklaşımları var. Çünkü gelenek görenekler aynı, adetler aynı, dilleri Türkçe ve Orta Anadolu'da konuşulan Türkçe. Ama tabii Karamanlıca eserlerde kime hitap ettiğine göre değişiyor bu. Eğer ciddi bir kitapsa ve Karamanlı aydınlarına sesleniyorsa, bu işte Arap harfleriyle Osmanlıca'da olduğu gibi bayağı bir ağır Osmanlıca olabiliyor. Ama az önce okuduğum bir paragraf, bir duadan, işte halkın dua etmesi için üretilmiş bir metin ise son derece yalın, son derece tertemiz. Kime hitap ettiğine göre değişen bir şey. Tabii Karamanlılar Yunanistan'a gönderilecekleri zaman çok üzüldüler, dediğim gibi. Bunu bir bela olarak, işte kuyruklu yıldızı örnek verdiğim zaman da söyledim, bir bela olarak zikrettiler. Hatta işte bir hocadan bahsediyor mübadilin biri. Diyor ki hocanın bir tanesi bizim gönderileceğimizi öğrendiği zaman çok üzüldü. Çok muhterem bir Müslüman hocaydı ve dedi ki bir bahçe tek ağaçla olmaz, çeşit meyve olması lazım, farklı lezzetler olması lazım, vah vah dedi diyor. Yine mübadilin biri 100 yaşındaki ninesinin çok üzüldüğünü, gençler giderken kendisinin bırakılacağından korktuğunu ve hayvanlar değiştirilebilir ama insanlar değiştirilebilir mi diye torunlarına seslendiğini anlatıyor. Bunun yanında kimisi işte mübadele kararı öncesinde damlarının baykuşlarla dolduğunu anlatıyor. Büyük bir şoktu onlar için o mübadele kararı. Hepsi de gitmeden önce kiliselerindeki son ayinlerini gerçekleştirdiler. Sonra bütün hısım akraba beraber köylerinde yemeklerini yediler. Eşyalarını satabilen sattı, satamayan işte götürebildiği kadarını beraberinde götürdü. Ama şu da bir gerçek ki anne babalarının kemiklerini dahi götüren vatandaşlar çıktı. İşte Atakültü diyorum, bakın, ana babasının kemiklerini dahi bırakmadan yanına götürenler çıktı. Bu arada azizlerinin sandukalarını, kilisedeki azizlerinin sandukalarını da götürdüler. Bununla ilgili bir şey anlatayım size. Tabii genellikle Karamanlı mübadiller Mersin limanı üzerinden Yunanistan'a gittiler. Mersin'e kadar da tren yolculuğu yaptılar belli bir noktadan sonra. Tabii işte Mersin'de bunlar İç Anadolu bölgesi insanı, daha önce hiç deniz görmemişlerdi, hiç vapur görmemişlerdi. Öncelikle uçsuz bucaksız denizi gördüklerinde çok korktular. Gemiyi gördüklerinde bizi almaya bir ev gelmiş ama bu ev hareket ediyor, bir ev nasıl hareket eder dediler. Ve o yolculukları esnasında da fırtına çıktığında hepsi bağırdı. Özellikle kadınlar başta olmak üzere. Anlatılan bir hikaye var. Bu azizlerine verilen önemi de aslında anlatan bir şey. Hangi bölgeden kimin anlattığı şu anda isim olarak aklımda değil ama Exodus kitabından gördüğüm bir şey. Diyor ki biz beraberimizde azizimizin sandukasını götürüyorduk. Deniz yolculuğuna çıktık Mersin'den ama birkaç gün geçtikten sonra o kadar büyük bir fırtına çıktı ki işte bu dalgalar neredeyse gemimizi yutuyordu. Birden işte papazımızın aklına geminin ambarında azizimizin sandukasının olduğu geldi. İndikten sonra bir de baktık ki azizimizin sandukası ters dönmüş. Hemen onu doğrulttuklarında deniz tekrar yatıştı, süt liman bir hale geldi ve biz bu şekilde kurtulduk diye anlatıyorlar. Yine işte hastalıklar sebebiyle bu gemide ölenler olmuşsa ya da vapurda ölenler olmuşsa denize atıldıklarını gördüklerinde şok geçiriyorlar. Hatta bir annenin çocuğunun gemide öldüğünü sakladığı ve çıktıktan sonra toprağa gömdüğünü anlatıyorlar. Ama onlar için esas şok, kültür şoku şurada. İlk defa Yunanlı biriyle, Helen asıllı biriyle bu gemi yolculuğu esnasında tanışıyor pek çoğu. Bu aslında çok garip bir durum. Yani Yunanistan'a gidiyorlar, hiç Yunan görmemiş olanlar var köylülerde içinde. Ve Yunan gemicilerin, özür dilerim, işte İsa'ya, Meryem'e küfrettiklerine tanık oldukları zaman şoka giriyorlar ve diyorlar ki bizim Müslüman komşularımız asla bizim dinimize küfretmedi. Bunlar nasıl Hristiyanlar?
Şoka giriyorlar. Kültür farkı var. Yine Pire açıklarındaki bir karantina adasında, Ayorgi'ydi ismi yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa, karantina adasında karşılarına sopayla bir doktor çıkıyor. Onlara bir şey söylemeye çalışıyor. Hiçbir şey anlamıyorlar. İçlerinden biri, kadınların içlerinden biri, Yunanistan normlarında açılmış bir kız okuluna, yani Partenagogia'na gitmiş, tercümanlık yapıyor. Esasen doktor onlara saçlarını kesmelerini söylüyor. Çünkü bit olabileceği sebebiyle. O elindeki değnekle gezmesinin sebebi doktorun, daha önce bir takım mübadil kadınları işte berbere götürdüğünde dövmüşler kadınlar doktor saçlarının kesilmesini istemediği için. Gerçekten Karamanlılar içinde de buna tepki verenler çok. Bir takım işte kavgalar yaşanabiliyor bu sebepten dolayı. Çünkü onlar için saçlarının kesilmesi büyük bir hakaret olarak alıyorlar bunu. Ve Karamanlı bir genç kızın, nişanlı olan bir genç kızın saçının kazınmasından sonra intihar ettiğinden söz ediyorlar. Hastalananlar var. Ambulanslarla götürülenlerin geri dönmediğini söyleyerek hastalıklarını gizliyorlar doktorlardan. Ve tek kelime anlamıyorlar Yunanistan'da birçoğu. Ne biz onları anlıyorduk ne onlar bizi anlıyorlardı. Birçok mübadilin söylediği şey bu. Ve genellikle de tabii ki birbirlerinin yanına yerleşmek gibi bir durumları var ki birçokları toplu olarak bir takım yerlere yerleşmişler ve Anadolu'daki köylerinin isimleriyle köyler kurmuşlardır ve geleneklerini yaşatmaktadırlar. Örnek vermek gerekirse Niğde'ye bağlı Hasköy'den olanlar Yeniceği Vardar'ın Aksos köyüne yerleştirmişler, yani yeni Hasköy köyüne yerleştirilmişler. Bu Nideli Hasköylülerin Aziz Makrina yoğurtusu varmış, panayırı varmış. Aziz Makrina dedikleri bir ululuğuna inandıkları bir Azize var, Azize Makrina. Azize Makrina panayırı olduğu zaman Anadolu'da, Nide'de bulundukları dönemde köylerine bu Makrina'nın türbesine yüz sürmek için farklı yerlerden Ortodokslar geldiğinde, küçük köy tabii, otel yok ki şimdiki gibi, evlerinde misafir ederlermiş ziyarete gelenleri ve zaman içinde akraba gibi olurlarmış bu ziyarete gelenlerle. Bu geleneği Yeniceği Vardar'da, yani Makedonya bölgesinde bugün de yaşattıkları anlatılıyor. Yani internette gezindiğiniz zaman pek çok bununla alakalı olarak Azize Makrina panayırına ait fotoğraflar görebilirsiniz. Anadolu'dayken tabii ki cirit oynanırmış bu panayırın açılışında. Günümüzde cirit oynanması bile bu panayırın açılışının atlarla yapıldığı yazıyor kaynaklarda. Yine ben küçük bir gezinti yaptığım zaman Gümülcüne'ye bağlı olan Sufular köyünde, Askites Yunanca adı, orada bu köyde, Gümülcüne'deki Sufular köyünde Saya geleneğinin yaşatıldığını gördüm. Adı Saya. Zaten Yunanca gazetede de Saya geleneği gerçekleştirildi diye yazıyor. Saya ya da Sayagan Türklerden çok eskiden beri var olan bir gelenek. Çoban kılığında ya da hayvan postuna bürünerek köy ahalisinden yiyecek toplandığı, sonrasında bunun pişirilerek yendiği, aslında Nevruz'la alakalı olan bir bereket töreni. Ama onlar bu fota yoğurtusu dediğimiz İsa'nın vaptiz döneminde gerçekleştiriyorlar bu yoğurtuyu Hristiyanlıkla harmanlayarak ve o ateşi yakan kişiye de sayacı deniliyor. Yani Türkçe'de de adı sayacı. İsmini korumuşlar, geleneği korumuşlar ama Ortodokslukla harmanlayarak yaşatıyorlar ve bu Saya ateşinin küllerini de kilisede özel bir yerde muhafaza ediyorlarmış. Yani masallar, pek çok Türkçe masal var. Bunlar derlenmiş. Karamanların yaşadığı bölgeden Türkçe olarak anlatılan söylenceler derlenmiş. Yunanistan'da bu tip derlemeler yapıldığını gördüm. Ağıt geleneği var, Türkçe ağıt var. Bununla ilgili olarak da Selanik Üniversitesi'nde yapılmış olan bir takım yüksek lisans çalışmaları gördüm. Daha ziyade kendi içlerinden gelenlerin topladığı malzemeler bunlar. Türkiye'de de tabii ki ben özellikle Türkiye'de tabii yeni Karamanlıca metinleri okumak o kadar kolay değil. Aslında kolay. Yani ben ders verdiğim zaman
birinci dönem vizeye kadar okutuyorum gençlere de. Derinlemesine gittiğiniz zaman, tabii gençler Osmanlıca'ya vakıf değil. Günümüzde dil tabii ki işlene işlene farklılaşmış durumda. Bir Osmanlıca Türkçe sözlüğe ihtiyacınız var. Aynı diğer Arap harfleriyle Osmanlıca'da olduğu gibi. Zaman zaman özellikle kilise ve eğitimle ilgili konularda da Yunanca kelimeler karşınıza çıkabiliyor. Bunun için de bir Yunanca Türkçe sözlüğe ihtiyaç var. Ama bunun yapılması lazım. Yani bir takım gençlerin gitmesi lazım bu Karamanlıca metinlere. Bu manada Cemal Ekin'in kitabelerde, Karamanlıca kitabelerle alakalı olarak bir doktora tezi var. Ona dikkat çekmek isterim. Tabii ki bugün Karamanlıların arkasında Anadolu'da pek çok kitabe evlerde, işte hanlarda olsun, işte kilise kitabeleri olabilir. Karamanlıca metinler kalmış durumda. Aynı zamanda mezar taşları. Tabii ki birçoğu Yunan harfleri ile olduğu için mezar taşları bunların Türkçe olduğunun farkında değil. Oysa ki bunlar tasnif edildiği takdirde kesinlikle bunlardan Karamanlı toplumunun sosyal yapısına dair ipuçları çıkacaktır. Belki Osmanlı'nın sosyal yapısına dair ipuçları çıkabileceği gibi. Umarım günün birinde gençler bu konuya ilgi duyarlar. Ben yavaş yavaş sonlandırayım, sorular alalım. Ancak şunu ben hep soruyorum kendime. Yani bu Amerikalı Protestan misyonerler ya da Katolik misyonerler, sonrasında Yunan devletinin misyonerleri diyeceğim. Öncesinde Türkler, Türk milliyetçileri, milliyetçilik Türklerde daha önce gelişmiş olsaydı ve Karamanlı toplumuna el atmış olsaydı ne olurdu? Ben birçoğunun mübadeleyle Yunanistan'a tam olarak ne olduklarını bilmeden, kavrayamadan gittiklerini düşünüyorum. Ama günümüzde tabii ki birinci nesil belki dilini korudu, ikinci nesil annesiyle babasıyla Türkçe konuştu, okulda Yunanca öğrendi ama artık tabii ki kabul etmek lazım, kabul etmemek olmaz. Yunan toplumuna adapte oldu torunlar. Yine de Yunan toplumu içinde Karamanlıların torunları bence anne babalarından Türklerle ilgili güzel hikayeler, anılar dinledikleri için günümüzde Türk-Yunan dostluğu için birer köprü olabilirler kanaatindeyim. Ben teşekkür edeyim ve soruları alayım. İbrahim Hocam size bırakıyorum. Nilüfer Hocam çok teşekkür ederiz. Karamanlıları bize her yönüyle sosyal yaşantıları, dini durumları ile ilgili olarak gelenekleri, kimlikleri, eğitimleri yani çok kapsamlı bir şekilde anlattınız. Hiç nefessiz bir şekilde dinledik sizi. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Estağfurullah. Şimdi sözlü soru varsa eğer katılımcılarımızdan onlardan birkaç soru alabiliriz. Sonra yazılı sorular oldu herhalde. Burada ben de gördüm. Yazılı soruları Ali Hoca bize şey yapabilir, aktarabilir, size aktarabilir daha doğrusu. Tamam. Katılımcılarımızdan soru sormak isteyen var mı hocalarımızdan? Hocam, Orhan Derman Hoca var. Buyurun hocam. Sesi açık herhalde hocamızın. Yok. Açık. Tamam. Nilüfer Hocam merhabalar. Ben Merhaba. Orhan Derman. Merhaba Orhan Hocam. Hatırladım sizi Rubatam'dan. Makedonyalısınız. Evet hatırladım. Üsküp'üm. Hocam bence hakikaten Karamanlılar çok önemli bir olay. Hani biz toplum olarak, devlet olarak özür dileyeceksek bence ilk önce bu Hristiyan Türklerden özür dilemeliyiz. Yani bu çok büyük bir dram. Gagavuzlar için gerçi Gagavuzya ve özel cumhuriyeti bunun nispeten özellikle Süleyman Demirel'in de altını çizmek isterim. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarıyla bir noktaya geldi. Şimdi siz çok güzel ifade ettiniz. Hakikaten Türk-Yunan ilişkilerinde Karamanlılar inanılmaz bir köprü oluştururlar. Benim sizden ricam şu, epey bir nüfus Anadolu'dan Karamanlılar gitti Nilüfer Hoca. Ve siz Batı Trakyalısınız. Çok güzel örnekler verdiniz geleneklerden, kültürlerden. Hocam bu kült yani ata kültü ve kültür kavramları ne şekilde olursa olsun mutlaka soy için ve kişiyi benlik olarak ifade ederken çok önemli oluyor. Onun için sizlerin değerli çalışmanızın bu konuda odaklanması çok kıymetli. Şimdi benim merak ettiğim, siz ki
Batı Trakya'da varlar. Bize böyle sayı verebilir misiniz hocam? Yani İbrahim hocam da tabii oraları çok iyi biliyor. Ki bu genelde bu Yunanlıların Batı Trakya'yı özellikle Yunanlaştıracağım diyerek getirdikleri herkes Türk çıkıyor. Çünkü toprak Türk çıkartıyor. Onlar farkında değil. Onun kaygısı içerisindeler. Ben onu merak ediyorum. Bu coğrafya içerisinde onların toplu olarak oldukları noktalar neler ve biz onlar için neler yapabiliriz? Hakikaten bu şekilde Türklerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kültürel varlıklarıyla eş güdümlü olarak çalışmalar yapılabilirse çok faydalı olacağını düşünüyorum hocam. Çok teşekkür şimdi, ederim. Çok sağ olun. Çok faydalandım. Estağfurullah. Sağ olun. Saygılar. Bütün hocalar. Hürmetler. Şimdi Orhan Hocam şöyle Mübadele ile Yunanistan'a giden Karamanlı adedi olarak 50 bin diye bir sayı veriliyor. Ancak ben bu 50 bini şüpheyle yaklaşıyorum. Çok daha fazla olmaları gerektiği kanaatine sahibim. 50 binden çok daha fazla olmaları lazım. Dediğim gibi ekonomik sebeplerden dolayı bunların bir kısmı ekonominin Osmanlı'nın ekonomisinin canlı olduğu yerlere göç etmiş durumdaydılar. Ve muhtemelen İzmir nüfusu içinde, Samsun nüfusu içinde göç eden Karamanlılar da vardı. 50 bin sayısı çok az. Çünkü mübadele ile Yunanistan'a giden nüfus, mikrofonunuzu kapatırsanız çok iyi olacak, ses geliyor hocam. Evet, şimdi çok daha iyi oldu. Mübadele ile Yunanistan'a giden Rum Ortodoks nüfus olarak 1 milyon 200 bin kişi veriliyor. 1 milyon 200 bin kişi içinde Karaman kökenliler 50 binle sınırlı kalamaz. Çok daha fazla olduklarını düşünüyorum ben ama kaynaklarda bu var. 50 bin diye bir rakam gösteriliyor bize, bu bir. İkincisi, Karamanlılar nereye yerleştirildi diyecek olursanız ağırlıklı olarak Makedonya bölgesine ve Eğriboz'a gönderildiler. Ama bunun yanında Batı Trakya bölgesine yerleşen Karamanlıları da var. Karamanlılar da var. Dediğim gibi Karamanlılar deniz bilmiyorlardı. Deniz kıyısına yerleştirilenler adapte olmakta sıkıntı yaşadılar. Örneğin Kavala'da işte Kavala kurabiyesi almak için uğramış olduğumuz Nea Karvali köyü var. Kavala kurabiyeleriyle ünlü olan Nea Karvali, yani yeni gelberi, bugünkü güzel yurt sakinleri Karamanlılar. O bölgede aşık geleneğini sürdüren yerli bir ozan, Karamanlı bir ozan, bu Gelveri bölgesinden bu bölgeye, bu köye yerleştirilenlerle ilgili bir ağıt yakmış. Bu ağıda okuduğunuz zaman işte sivrisinekler var, bu bölge bataklık falan diye bir sürü şikayetlerini görüyorsunuz ve kök salmaları biraz zaman almış. Dolayısıyla yerleştirildikleri bazı yerlerde tutunamayıp yer değiştirmiş olanlar da var. Ama ağırlık Makedonya, Eğriboz Adası ve tabii ki Trakya'ya, özellikle de Dedağaç'a yerleştirilenler var. Bunu ifade etmiş olalım. Dediğim gibi 50 bin kişi diye ifade ediliyor. Bana göre bu sayı az. Yani 1 milyon 200 bin mübadil içinde 50 bin Karamanlılar için bence sağlıklı bir rakam değil. Buna inanmadığımı söylemeliyim. Çok daha fazla olmaları lazım. Ancak tabii şu da bir gerçek. Karamanlıca bir takım Karamanlılarla ilgili araştırma yapan bir takım yabancılar, Türk kültürünü, Anadolu'yu tanımayanlar, bu Karamanlı dediğimiz nüfusa işte Besarabya'da, Dobruca'da, Kırım'da da rastlandığını söylüyorlar ve burada hata yapıyorlar. Karamanlı dediğimiz zaman biz İç Anadolu'lu bir halktan bahsediyoruz. Evet, Gagavuzlar var Balkanlarda, Ortodoks bir grup onlarda, Karamanlılarda olduğu gibi. Ama Gagavuzlar, Balkanlı Ortodokslar, Kırım'da da Urumlar dediğimiz bir grup var. Ukrayna'da da yaşıyorlar. Ama bunlar da Kırım'dakilerde Urum, kendilerini Urum olarak adlandırdığımız ama Türkçe konuşan bir Ortodoks nüfus. Bence bu nüfusları farklı farklı ele almak lazım. Ortak özellikleri Türkçe konuşmak, evet, tabii ki dinleri Ortodoks olmaları bir ortaklık ama Karamanlılar çerçevesinde bence değerlendirilemez. Benim kanaatim bu böyle. Onlar farklı Ortodoks Türk gruplar olaraktan ayrıca ele alınması gereken şeyler. Bana göre. Onları tanıdığım kadarıyla. Bilmiyorum, cevap oldu mu? Nilüfer Hocam, teşekkür ederiz. Başka sorusu olan hocamız var mı acaba?
Kırklareli Üniversitesi Balkan Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Doçent Doktor Ertuğrul Hocam'ı görüyorum Karakoş karşımda. Hocam, bir değerlendirmeniz ya da bir sorunuz var mı? Doğrudan sizi gördüğüm için soruyorum. Merhabalar, çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Merhaba hocam. Aslında daha önce bazı çok konuşulmayan sorular vardı aklımda ama sağ olsun Nilüfer Hocam onları önceden planlamış gibi tam da nokta atışı o soruları cevaplandırdı. Ben özellikle Evangelinos Misailides'in romanıyla ilgili soracaktım. Bu romanın bir taklit roman olduğu söyleniyor diye. O açıdan onu cevaplandırması güzel oldu. Başka bir şey daha burada bir sorular arasında da vardı. Yani bunların özellikle Karamanlı dediğimiz Türklerin milli mücadeledeki tavırları konusu çok merak edilir. Bu konuya sizin gibi yetkin birazdan cevap almak herhalde herkesi memnun edecektir. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum hocam. Sağ olun. Hemen cevap vereyim. Tabii şimdi bu Anadolu Araştırma Merkezi'nin hazırlamış olduğu Exodus kitaplarına baktığınız zaman Batı Anadolu'dan giden mübadillerle Karamanlıların yani Orta Anadolu mübadillerinin anlattıklarının nedenle farklı olduğunu görüyorsunuz. Batı Anadolu bölgesinden gidenler savaş bölgesinden gittikleri için savaşı yaşamışlar. Aynı zamanda Yunan ordusunda askerlik yapmışlar. Ekonomik olarak desteklenmişler. Ama Karamanlı mübadillerin anlatımlarına baktığınız zaman diyorlar ki tabii o zaman iletişim araçları da yaygın değil. Radyo, televizyon fazlaca yok. Bir yerlerde savaş oluyordu, işitiyorduk ama biz savaşı yaşamıyorduk ve bütün o Kurtuluş Savaşı dönemi içinde bizim Müslüman Türk komşularımızla ilişkilerimiz hiç bozulmadı. Mübadeleyle gittiğimiz dönemde de bozulmadı. Yani bize komşularımız hiçbir rahatsızlık vermediler. Biz savaşı ne zaman öğrendik? Bir takım güvenlik sebepleriyle tehcir yapıldı. Batı Anadolu'daki Rumlar Doğu Anadolu'ya gönderildiler ve bu tehcir edilenler bizim bölgemizden geçtiklerinde biz mezheptaşımız olaraktan onların karınlarını doyurduk, yıkanmalarına, temizlenmelerine yardımcı olduk ve onlardan işittik olan biteni. Ama biz bir sorun yaşamadık, komşularımızla da bir sıkıntımız yoktu. Fakat ben yine de 1921 yılında İşte Yunanlıların genel taarruz olarak adlandırdıkları, bizim öncesinde işte Kütahya Eskişehir savaşları var, sonrasında Sakarya savaşı var. Ben 1921 Temmuz'uyla Yunanistan'ın taarruza geçmesinin Karamanlıların kaderi açısından bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. O ana kadar hiçbir sorun yok ama Yunanlar Anadolu içlerine doğru ilerlemeye başladıklarında ki önce Afyon düştü, Kütahya düştü ve Eskişehir düştü Temmuz ayı içinde 1921 yılının ve Yunanlıların tabii ki Ankara'ya doğru ilerlemesi, işte Sakarya Savaşı, bu Karamanlıların Yunan ordusuna destek verecekleri korkusunu yarattığından dolayı Karamanlıların yaşadığı Konya, Karaman gibi bölgelerden bir takım işte eli silah tutabilecek erkekler, Ortodoks erkekler Doğu Anadolu'ya tehcir edildiler. 1921 yılı yani Yunan ordusunun o cüreti diyeceğim Ankara'ya doğru ilerleme hamlesi Karamanlıların kaderini değiştirdi. Ama savaş içinde komşularıyla çok bir sıkıntıları yok. Buna rağmen Yunanistan'da eğitim almış olanlar ya da Yunan devletinin açtığı normlarda, verdiği normlarda açılan okullarda eğitim almış olan birkaç kişi, sıfır değildi bu. İşte Nevşehir gibi, Kayseri gibi yerlerde açılmış olan Yunanca okulları vardı, Yunan okulları vardı. Burada eğitim alanların desteğinin olduğunu söylemeliyim ama köylü halk için aynı şeyi söyleyemem. Kasaba halkı için aynı şeyi söyleyemem. Tabii mübadele olduğu zaman da sapla samanı ayırmak çok zor. Yani onu düşünebiliyorum ben. Belki ailenin bir üyesinin bir tanesi hiç kirlenmeden kaldı, tırnak içinde söylüyorum bunu.
ama başka eğitimli bir üyesi destek vermiş olabilir. Öyle olunca da kimi ayıracaksınız, nasıl ayıracaksınız durumu ortaya çıkıyor. Ve dolayısıyla mübadelede Karamanlılar da dahil edilmiş oldular. Ben olaya böyle bakıyorum ama mübadillerin anlattıkları, Orta Anadolu bölgesindeki mübadillerin anlattıkları diğer bölge mübadillerin anlattıklarından çok farklı. Türkleri hep iyi olarak anıyorlar. Bize dokunmadılar, komşularımızla ilişkilerimiz hiç bozulmadı şeklinde. Bilmiyorum cevap oldu mu hocam? Sizin için tatmin edici oldu mu? Çok teşekkürler hocam. Yıllardır düşündüğümüz bir konuydu. Sizin verdiğiniz cevaplarla daha da netleşti. Tabii hocam, ortada çok netleşmeyen durumlar her zaman olacaktır. Çünkü çok net kayıtlar yok dediğiniz gibi. Ama genel olarak sizin dediğiniz gibi olduğu konusu bizim için de öyle. Evet. Hocam şunu da söyleyeyim. Keskin Piskoposu Papa Eftim, sonradan Türk Ortodoks Patrikliğini üstlenecek olan, biliyorsunuz Mondros Mütarekesi'nden sonra işte 1919 yılı itibariyle Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi ilişkiyi kesiyor Babı Ali ile. 1919 yılının tabii ki 1919 yılının sonunda son Osmanlı Meclisan seçimleri var. Tabii ki Rumların bu seçimlere katılmasını istemiyor Fener Ortodoks Patrikhanesi. Keskin Piskoposu Papa Eftim Karamanlıların seçimlere katılmasını isteyecektir Ankara'da. Bunu da ifade etmiş olalım. Ve Keskin bölgesinde Kuvayi Milliye'ye de yardımları olacaktır Karamanlıların Papa Eftim kanalıyla. Bunu da tırnak içinde ifade etmiş olayım. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Çok teşekkürler. Yüksel Bey'in bir sorusu olacak herhalde. Mikrofonunuz kapalı. Yüksel Hocam sesi. Evet Nilüfer Hocam, öncelikle bu güzel ziyafetten dolayı teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam. Hocam sağ olun. Sormak istediğim şey şu. Geçtiğimiz yıllarda Kahire Genizası, yani Fatimiler dönemindeki bu Musevi arşivleri, aşağı yukarı 400 bin kadar belge ortaya çıkmıştı. Ben Ezra Sinagogu'nun deposunda ortaya çıktı bunlar ve bunların içerisinde Karamanlılarla alakalı belgeler de çıktı. Bunlarla ilgilenme şansınız olabildi mi acaba? Kahire Genizası diye bilinir bu. Ben Ezra Sinagogu, Mısır Fustat'ta çıktı ortaya. Ve 800'lü yıllardan itibaren 800'lü ve 1000'li yıllara denk gelen Karamanlı belgeleri var bunların arasında. Çok enteresan. Karamanlılardan söz ediyor ve aynı zamanda Karamanlı dili var burada. İlginç ama acaba bizim kastettiğimiz gibi Ortodoks Hristiyan Karamanlılardan mı bahsediyor? Türk. Ortodoks. Yani evet, Ortodoks Hristiyan Türklerden bahsediyor. Çok ilginç olur. Eğer o kadar geriye gidilebilirse gerçekten çok değerli kaynaklar olur. 800 ve 1000'li yılları, yani Türklerin Anadolu'ya gelmesinden önceki zamanlardan önce burada Türkçe konuşan bir toplum, çok enteresan oluyor. Ben size alakalı sayfaları da atarım. Tamam. yükselhostrakyoedu.tr, yani son gelişmeler Mısır Fustat'ta, böyle bir şey. Şu anda bir tanesini de gönderiyorum resim olarak. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kahire Fustat'ta Ben Ezra Sinagogu'nda. Bu konuda Mısır'da bayağı bir belge var. Mısır'la iletişime geçerseniz, onlar da bu Karaman araştırmalarına Yunanistan'da dahil olmuş vaziyetteler. Hocam bunlar Karamanlıca değil, yalnız size söylemiş miyim? Hayır hocam. Bu o Ben Ezra Sinagogu'ndaki belgelerden bir tanesi. Karamanlardan, tabii Karamanlardan bahsediyor. Evet anladım, tamam. Sayıları olarak da hocam, sayıları olarak da görüştüğüm Yunanlılar ve aynı zamanda Amerika'daki Pew Research Center 400 bin rakamını veriyor. Şu anda Karamanlıların Yunanistan'daki toplam sayısı bu civarda. Evet. Teşekkürler Yüksel Hocam. Geldi. Cüneyt Hocam. Teşekkür ederiz. Cüneyt Hocanın bir sorusu var herhalde. Stüdyomuz personeli Cüneyt Hocanın. Buyurun Cüneyt Hocam. Evet. Merhabalar. Sesim geliyor mu hocam? Tamam hocam. Ha, tamam. Her şeyden önce çok teşekkür ederim. Gerçekten çok istifade ettik. Çok her bakımdan merak ettiklerimizi öğrendik. Ben ayrıca İbrahim hocamıza, enstitümüze bu güzel etkinliği düzenledikleri için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ben aslında iki sorum var. Fakat birinin cevabını kısmen Ertuğrul hocanın sorusu üzerinden almış oldum. O da şuydu. Yani siz, yani anladığım kadarıyla
İkincisi bununla da bağlantılı biraz. Yani hep Türk, Anadolu'lu Türkler, Ortodoks Türkler olarak bahsedildi kendilerinden. Madem bunlar bu kadar Türktü, niye mesela hani mübadele esnasında Türkiye'nin böyle bir tasarrufu olamaz mıydı? Yani tamam Yunanistan'daki Türkler gelsin, Müslümanlar, ama buradaki bizim Türklerimiz de burada kalsın diyemez miydi? Bunu siz kısmen cevapladınız. Yani muhtemel niye böyle, hani belki o milli mücadelede Türkiye aleyhine belki aralarından birilerinin karışmış olabileceği, dolayısıyla bunun ayırmanın zor olduğunu ben öyle anladım. Yani benim sebeplerim zaten de... öyle söyledim hocam. Çünkü başkaca bir gerekçe düşünemiyorum. Tabii dediğim gibi sapla samanı ayırmak çok zor o dönemde. Ve savaş yaşanmış ve milli mücadele döneminde Anadolu yakılmış, yıkılmış. Gerek Sakarya'dan sonra İç Anadolu'dan çekilirken yapmış oldukları yağmalar, çıkardıkları yangınlar, gasplar var. Gerek Büyük Taarruz sonrasını düşünecek olursak Anadolu'yu yakıp yıktıklarını. O dönemde sapla samanı ayırmak çok zor. Bu sebepten kaynaklandığını düşünüyorum. Buna rağmen Türk Ortodoks Patrikhanesi kuranlar içinde 50-60 kişi bırakılmıştır. Başkaca bir sebep aklıma gelmiyor çünkü. Tabii şunu da ifade edeyim hocam, belki birbirini tamamlayıcı olacaktır. Mübadeleyle Türkiye'ye gelen Müslüman nüfus içinde tabii ki Müslüman Arnavut, Müslüman Makedon gibi nüfuslar da söz konusuydu. Tamamen dini kriter kullanılmasıyla alakalı olan bir durum bu. Bir de şu, yani bununla da bağlantılı. Mesela biz hepimiz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ulus hani temelli bir devlet. Yani bu mesela özellikle başlarda dini taiklerle bunların yapılıyor olmasının özel bir nedeni, sebebi. Bu tamamen Osmanlı'daki millet sistemiyle alakalı olan bir şey. Tabii ki mübadele gerçekleştiğinde evet belki işte ilk inkılaplar yapıldı ama esasen tabii ki bundan sonra gelecektir. Yani mübadeleden sonra gelecektir diğer inkılaplar kronolojik olarak baktığımız zaman. Ulusallaşma adına inkılaplar tabii ki ulusçudurlar, milliyetçidirler Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar ama orada mübadele edin, işte millet sisteminden kaynaklanan bir tercih söz konusu oldu. Evet, hocam bir de ikincisi belki söylemiş olduğunuz, ben çünkü bir çok defa bağlantı kopukluğu oldu bende. Şimdi Anadolu biraz önce de dediğim gibi yani hep Ortodoks Türkler olarak, fakat şöyle acaba benim kafamda, tabii bu cahilliğimi de bağışlayın eğer şeyse. Yani bunlar köken itibariyle özbeöz hani eskiden beri Türk müydü, yoksa yaşamış oldukları coğrafyanın etkisiyle ya da çevrenin etkisiyle zamanla Türkleşmiş, ne bileyim Yunanlı ya da denildiği gibi ya da Rumlar mıydı ya da başka bir millete ait miydiler? Eğer ki köken itibariyle Türk idiyseler, yani şey olarak, Gagavuzlara benzetilebilirler mi bu yönüyle? Şimdi ben aslında anlatımın başında anlatmıştım kökenleriyle ilgili iki teori olduğuyla alakalı olarak da. Başta ben de bağlandım. Evet, şimdi bu teoriden bir tanesi işte bunlar Türkler Anadolu'ya gelmeden önce Anadolu'da yaşayan Helenler vardı. Sonra Türkler Anadolu'ya geçince Selçuklu ve Osmanlı döneminde özellikle bunlardan pek çoğu Müslümanlığı kabul etti ama bir kısmı Müslüman olmadı. Dinini korudu ama dilini kaybetti bu Helenler diyen bir kesim var. Bir kısmı da zaten işte Türkler içinde özellikle Balkanlarda bir takım işte Slav ya da işte diğer unsurlar arasında Hristiyanlaşan Türkler vardı. Bunlar Bizans ordusunda görevler aldılar, paralı askerlik yaptılar. Bizans bunları Anadolu'ya gönderdi. Bunlar Hristiyan'dı ama Türktüler. Sonra işte Anadolu'da diğer Türklerin arasında zaten gelenek ve görenekleri aynıydı. Dinlerini koruyaraktan varlıklarını sürdürdüler şeklinde iki teori var. Ama tam ispatlanmış olan teoriler değil. Ben onların
kaynaklarında gördüğümden hareket ediyorum. Bir de Türk olarak ve Türk kültürüne ilgi duyan biri olarak onların kültürlerinde, dillerinde ve kültürlerinde Türk kültürüne dair izler görüyorum. O sebepten dolayı da onlar için Anadolu Ortodoks Türkler ifadesini kullandım. Onu ifade etmiş olayım. Ama onlarla ilgili yeterince kaynak yok. Mesela Balkanlarla ilgili olarak Gagavuzlarla ilgili de Gagavuzlar da millet sistemi içinde, Rum cemaati içinde yer alıyorlar. Osmanlı döneminde bu Dobruca'daki mesela onları da ayırt edemiyorsunuz. Gagavuzlarla ilgili konular Türkiye'yi Hamdullah Supi Tanrı Över'in Büyükelçiliği dönemiyle itibaren öğrenmeye başladık. Tanrı Över'in raporlarıyla beraber ve Gagavuz Türklerinin tarihleriyle ilgili yaptığı araştırmalar neticesinde Gagavuzlar da Türkiye'de bilinmiyordu ki 1930'lara kadar. 1940'lara kadar. İşte o da tamamen Osmanlı'nın millet sistemi içinde eriyip gitmeleriyle alakalı olan bir durum. Yani şimdi şu anda Kırım'da yaşayan Urumların durumu da çok parlak değil. Çünkü onlar Türkçe konuşuyorlar, bizce konuşuyoruz diyorlar. Tamamen Türkçe. Çocuklarına Türkçe öğretmek istiyorlar. İlk baştan Kiril alfabesiyle öğretmeye çalışmışlar. Sonra bakmışlar ki konuştukları dili ancak Türkiye'de kullanılan yeni Türk alfabesiyle öğretirlerse gerçek anlamda öğretebilecekler ve yeni Türk alfabesini kullanıyorlar. Ama mesela onlara da Ortodoks Kilise elini atmış durumda. Siz Pontus Rumlarsınız demeye çalışıyorlar. Dolayısıyla hani farklı farklı Hristiyan gruplar var tabii ki. Türkler hiçbir zaman için sadece Müslüman olmamışlar. Hristiyan Türkler var. Onun yanında Musevi Türkler var. Kırım'da Karaimler var. Bunun yanında Şaman olanlar var. Budist olanlar var. Türk toplumu çünkü Türk dünyası oldukça geniş. Farklı farklı dinlerden olanlar var. Çok bilmiyorum cevap oldu mu hocam? Oldu tam oldu. Yani net kesin bir görüş yok o zaman. Ben öyle anladım. Yani Türkiye'de sadece kesin söyleyebilmek için çok daha kesin kaynağa ihtiyaç var. Evet. Ama isimleri Türkçe. Konuştukları dil Türkçe. Adet, gelenek, yani görenek. En azından kültürel olarak Türk olduklarını Evet. Bence söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Söylemeliyiz de. Nilüfer Hocam teşekkür ederiz. Eğitim Fakültesinden Muharrem Özden Hocanın bir sorusu varmış herhalde. Tabii ki. Muharrem Hocam bizi duyabiliyor musunuz? Mikrofonu açalım Muharrem Hocam. Muharrem Hocam mikrofonu kapalı hocam. Ben göremiyorum Muharrem Hocayı da. Utku Hanım siz görebiliyorsanız açabilir misiniz mikrofonunu hocanın? Muharrem Hocam mikrofonu açık ama kendisinin açması gerekiyor hocam. Açmıştım ben zaten. Şimdi açık. Hocam siz... Muharrem Hocam kendi mikrofonunuzu açarsanız sesiniz gelir. Muharrem Hocam mikrofonunuz kapalı. Muharrem Hocam mikrofonunuz kapalı. Siz duyuyor musunuz bizi? Duyuyor ama galiba mikrofonu sorunum var. Hocam mikrofonunuz kapalı. Muharrem Hocamın sesi gelmiyor bize. Kendisinin mikrofonunu açtık ancak gelmiyor. Hocam tuşa dokunabilirseniz üzerine gelerek açabilirsiniz. Hocam yazılı sorulara bir dakika Bülent Bey var galiba. Ali hocam yazılı sorulardan isterseniz biraz devam edelim. Bülent Aybek Bey var ama bilmiyorum. Hocam bir... Tamam. Muharrem Hoca olmazsa yazılı olarak iletsin. Çünkü açık kendi mikrofonunda sıkıntı var galiba hocam. Evet Bülent Aybek Bey adlı katılımcımızın bir sorusu var. Buyurun Bülent Bey. Merhaba hocam merhaba. Merhaba. Nilüfer Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz aydınlatıcı bir sunumdu. Ben de bu arada Trakya Üniversitesi'nin Mimar Fakültesi'nde İç Mimarlık Bölümü öğretim üyesiyim hocam. Ben de yakın zamanda Zincidere Manastırı üzerine bir bildiri hazırladım hocam. Genelkurmay Başkanlığı'na izin alarak oraya gittim hocam ve hem kilisenin hem de yanında bulunan hocam Aziz Sarılanboz Çapeli'nin fotoğraflarını çekme olanağı oldu. Oraya giderken tabii insan çok heyecanlanıyor hocam. Ben Papi Eftim'in ilişkin pek çok metin okudum. Okudukça ona olan hayranlığım artıyor.
Bundan dolayı hocam, bundan yaklaşık bir yıl önce kadar Türk Ortodoks Patrikhanesi basın sözcüsü Sevgi Hanım'la da tanışma olanağı buldum. Kendisiyle de bayağı sohbet ettik. Kendisi son derece vatansever bir insan. Yani zaman zaman bazı hocalarımız dile getirdi ya, gerçekten acaba Karamanlıların Türk olup olmadığı konusunda kafamızda bir şüphe olur mu diye. Bence Türk Ortodoksların bu konu hiçbir şüphesi yok hocam. Ben Sevgi Hanım'la konuştuğum zaman da bunu fark ettim. Keza biliyorsunuz tarihte çıkan bir figür ortaya çıktıysa aslında çok güçlü bir sosyal tepkisi ve tarihi bir temeli vardı hocam. Yani Pope Leftin gibi yurtsever bir insan bugün bizim tarihimizde varsa, ben zannetmiyorum ki hocam aynı şekilde Karamanlıların da veyahut da Türk Ortodokslarında bu konuda bir şüphesi olduğunu zannetmiyorum hocam. Zaten sizin de belirtmiş olduğunuz gibi hocam, bir isim söylediniz, adı aklıma gelmedi. Kurultay sırasında, Türk Ortodoks Kurultay sırasında çok Türkçü fikirler olan bir... İstimad Zihni dedim. Tabii İstimad Zihni'nin metinini okuduğunuz zaman da hocam bunu zaten izini sürebiliyorsunuz hocam. Benim yalnız aslında çok uzun bir giriş yaptım, fakat ben size şunu soracağım. Yakın zamanda hocam Anadolu Medeniyetler Araştırma Merkezi var. Koç Üniversitesi, Koç bünyesinde yer alan bir uygarlık araştırma merkezi. Onlar hocam şu anda bir etkinlik düzenliyorlar ve düzenlediği etkinliklerde de hocam Türkçe konuşan Ortodokslar şeklinde bunu yapıyorlar. Ve Anamet hocam Türkiye'de tanınan bir kültür girişimidir. Peki sizce Karamanlıların Türk olduğuna, bizden olduğuna inanan insanlar olarak sizce biz ne yapmamız gerekiyor? Kültürel olarak nasıl bir girişimde bulunmamız gerekiyor? Çünkü aksi takdirde Yunan tarihçiliği anlayışının biliyorsunuz halk bilimi alanındaki oluşumunu bizden çok daha önce tamamladığı için hocam bugün bu alana yönelik bizden çok daha fazla metin üretmiş durumdalar. Biz geriden geliyoruz. Peki sizce ne yapmamız gerekir? İşte Bülent hocam, benim de zaten harekete geçmemin sebebi buydu. Bizden üretim yoktu. Yani Karamanlar denilince Evangelia Balta, Yunanistan'ın İstanbul Konsolosluğu etrafındaki işte ya da bir takım Evangelia Ahladi, Stefo Bennisoy, Foti Bennisoy. Ama bizler okuyamıyorduk. Daha doğrusu yeterince ilgi duymuyorduk herhalde. Sadece işte belki Osmanlı arşivlerindeki bir takım belgelerden, ama hiç kimse Karamanlıca yazılmış olan eserlere bakmamıştı bugüne kadar. Zaten benim de bu konuda eksiklik görerek harekete geçtim. Yoksa Karamanlılar konusunda yazılmış kitaplar var. Yonca Anzerlioğlu, Gazanfer İbar, Evangelia Balta'nın kitapları, ama hiçbiri Karamanlıca metinlerin içine girmiş değil. Çünkü zorlanıyorlar. Yunanlı olan belki harfleri okuyor, ama nasıl ki Arapçada Türkçe bazı harfler olmadığından dolayı Türkçedeki kayıyorsa bazı kelimeler, benzer şekilde Yunanca'da da mesela I harfi yok, Ş yok, Ç yok, yumuşak G yok. Bunlar Yunan harfleriyle yazılırken kelimeler zaman zaman deforme olabiliyor. Onun için hani bu konuda çok şey olmak lazım. Yani her iki dili de çok iyi bilmek lazım. Bu sebepten dolayı Karamanlıca metinlerin içine yeterince girilememiş, nüfuz edilememişti. Onlar da giremiyorlar, bakmayın. Onlar da giremiyorlar çünkü Osmanlıca sözlük olması lazım. Ama Osmanlıca sözlüğe gidebilmek için yazılan kelimeyle ilgili olasılıkların hepsini görmeniz lazım. Mesela Tankri kelimesi var dua kitaplarında. Tankri kelimesi, bunu Tankri gibi okuyabilirsiniz. Bütün bu olasılıklar var. Ama aslında zaman içinde fark ediyorsunuz ki bu Tengri. Yani işte bizim eski Göktürk inancında olan kök Tengri'deki kullanılan Tengri kelimesi. Yani dinsel metinler içinde geçen Tengri kelimesi var. O kadar eski bir Türk kültürüne ait bir kelime ki, en köklü kelimelerden bir tanesi. Karamanlıca dua kitaplarında Tengri kelimesi var. Ve Allah'a seslenirken semavi padişah diyor. Aynı Göktürklerin anlayışında olduğu gibi. Semavi olan bir tanrı, semavi padişah. Dolayısıyla önce onlar yazdılar, ama biz... yeterince ilgi gösteremedik ya da çok yüzeysel kaldık. Ben kimseyi kötülemek istemiyorum. Çok değerli herkesin çalışması. Herkes tabii ki bir taş koyacak ki devamında bir şey yapılabilsin, bir duvar örülebilsin, bir eser ortaya çıkabilsin. Ama öyle çalışmalar var ki hiç Karamanlıca eserlere bakmadan ortaya çıkmış, içine girmeden ortaya çıkmış. Kendileri ne dediler bir takım konularla alakalı olarak? Ben Anatoli'yi baştan sona taramayı çok isterdim.
Ancak bulabildiklerimle yetinmek zorunda kaldım. Neden Almanya'da var Türkiye'de biz elimize geçireni anlayana kadar bir Alman akademisyen, araştırmacı, şark bilimcisidir mutlaka almış Almanya'ya götürmüş. Orient Institute'da ben taramamı yaptım Anatoli için. Ankara'ya gitmem zor olacağından dolayı baktım ki hemen hemen aynı yıllar, 1880'ler, 1890'lar, Ankara'dakiler de hemen hemen aynı yıllara tekabül ediyor. Bana oradaki müdür dedi ki, önceki yıllar dedi ya da başka yıllar dedi Almanya'da var. Nasıl olmuş dedim. Dedi bizim dedi bir Alman araştırmacı buradaki dedi şeyde, işte sahaflarda görmüş, fark etmiş, almış götürmüş. Biz Yunanca harfleri okuyamadıkları için Yunanca zannediliyor. Oysa o kadar güzel bir Türkçe ki, dediğim gibi kime hitap ettiğine göre çok değişiyor. Halka hitap ediyorsa çok yalın, çok temiz bir Türkçe. Bir aşık yazdıysa, halk uzanı yazdıysa, bu işte Yunanistan'daki Nea Karvali'deki, yani yeni güzel yurttaki Ozan'ın olduğu gibi tamamen Orta Anadolu şivesi. Orta Anadolu şivesi. Trakya falan değil ha, Orta Anadolu şivesi. Ama bu bir bilimsel eserse, kimyadan bahsediyorsa ya da tıbbi terimler içeriyorsa Osmanlıca. Çünkü aydına ve o işin erbabına seslenen bir şey. Kanunnamelere bakıyorsunuz, hukuki terimler var Osmanlıca. Biz bugüne kadar bunları yeterince anlayamamışız, fark edememişiz. Düşünsenize Anatoli 1850'den itibaren 1923'e kadar taradığınızı. Evet, arada kopukluklar var. İttihatçıların bir takım engellemeleriyle karşılaşmışlar bazı dönemlerde. Ama Tanzimat'tan tutun 1923'e kadar getiriyorsunuz ve Osmanlı'nın son dönemine tanıklık eden bir gazete. Neden biz bunu toplamamışız bugüne kadar? Arşivlerimize koymamışız. Bu tamamen Osmanlı'ya ait bir ürün. Ve kültüründen tutun da, kültürel gelişmelerden tutun da, tefrika romanlardan, tiyatroda oynanan oyunlardan, borsadan, okullarla alakalı bilgilerden. Mesela Anatoli'de çağrı yapılıyor. Bu da çok ilginç bir gelişme. Anatoli diyor ki, Anadolu Karamanlılara seslenirken, çünkü zaten okuyanları Anadolu Karamanlılar. Bulunduğunuz bölgeyle ilgili bize bilgi gönderin. Niğdeliler, Niğde ile ilgili, Kayseriler, Kayseri ile ilgili, işte daha küçük Aksaray ile ilgili, bulunduğunuz bölgedeki kitabeleri, bu bölgedeki öne çıkmış olan isimleri, kaç okul var, okullarda kaç öğretmen var, okullarda okuyan öğrencilerin kaçı kız, kaçı erkek, Türklere ait okullardaki bilgiler neler, nüfusunuz kaçı Türk, kaçı Helen ya da kaçı Ermeni unsurlar olarak baktığımız zaman, hangi mezhepten, bilgi verin bize. Ve sonra bunu 1850'de yaptı bu duyuruyu, 1890'larda benim taradığım yıllarda da tekrar ediyor. Ki o dönemde Evangelinos Misailidis ölmüş, çocukları çıkartıyorlar gazeteyi. İnsan düşünüyor, neden bu bilgileri topladı Anatoli? Bütün Anadolu'yla ilgili bilgileri topladı ve yayınladı. Ben buna şöyle bir cevap veriyorum. Ya bunu işte emperyalist devletler olarak sonradan Anadolu'ya işgal etmiş olan devletlere bilgi veriyordu ki Nüsa'ların bir tanesinde Alman bir bilim insanının yazıhanelerini ziyaret ettiği var. Ya da Yunanistan için bilgi topluyordu. Yani düşünürseniz Eleftherios Venizelos Paris Barış Konferansı'na 1919'da istatistikler sundu. Düşünün Anatoli'yi taradığınızı. Kendinizin Anadolu'nuzla ilgili bilgiler toplayacaksınız. Ama biz bunların koleksiyonlarını yapmamışız. Kaçırmışız elimizdekileri de. Zincirleri Manastırı çok önemli bir manastır bana göre. Yeni yeni ben de bir iki seneden beri ders vermeye başladığımdan beri Zincirdere Manastırı'nın önemini anlıyorum. Sadece manastır değil, eskiden manastır varmış ama orada bir ruhban okulu kurulmuş. Ruhban okuluna bitişik olaraktan kız okulu açılmış. Aynı zamanda yetimhane açmışlar. Kız yetimhanesi, erkek yetimhanesi. Ve bunları meccanen okutmuşlar, parasız okutmuşlar. Paralar İstanbul'daki zenginlerden gelmiş. Yani girdiğiniz zaman gerçekten karşınıza sonsuz bir bilgi çıkıyor ama işte biraz gecikmemiz söz konusu. Bilmiyorum cevap oldu mu hocam? Çok oldu hocam tabii. Çok teşekkür ediyorum hocam. Estağfurullah. Nilüfer hocam teşekkür ederiz. Biraz da öğrencilerimizden gelen yazılı sorular var. Tamam. Ali hocam onları siz aktarabilir misiniz oradan? Tamam. Ben de çok teşekkür ediyorum Nilüfer hocam. Çok istifadeli oldu hepimiz adına. Çok şeyler öğrendik. Öğrencilerimiz dahil buna.
Şimdi öğrencilerimizin ve burada diğer katılımcılarımızın birkaç tane sorusu var. Ben hızlı hızlı sormaya çalışacağım. Sizden cevap bekleyeceğiz. Süleyman Toprak demiş ki, Karamanlıları Hristiyanlığa yaklaştıran planlı misyonerlik faaliyetleri mi, yoksa bu kendiliğinden gelişen bir durum mu? Ha, Karamanlılar zaten Hristiyandılar ve Karamanlılar aslında bayağı da dinlerine, mezheplerine bağlı Hristiyanlardı. Şimdi Yunanistan'da Selanik Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde, Teoloji Fakültesi'nde yapılmış bir Ahirmadrit olan Yatridis isimli bir Ahirmadrit'in tezi var. Karamanlıların dindarlığı ile alakalı olarak Karamanlıların dindarlığını şuna bağlıyor. Diyor ki eskiden beri o bölgede zaten taş kiliseler vardı ve bir takım din büyükleri bu bölgeden çıkmıştı. Zaten o bölgede yaşayanlar o kültürün içinde büyüyorlardı. Taş kiliseleri görüyorlardı ve eski azizleri işleyerek büyüyorlardı. Bu sebepten dolayı da aslında dindardılar. Ama Yunanca olarak kilisede okunan duaları anlamıyorlardı. Kendiliğinden bir dindarlıkları vardı. Yani Yatridis bunu bölgenin yapısına bağlıyor. O bölgedeki yaşayan bir takım eskiye ait anıtlara bağlıyor. İşte anıtlar derken kiliseleri, manastırları kastediyorum. Ama tabii ki bu misyonerler için Müslümanları ve Yahudileri Hristiyanlaştıramayacaklarını anladıklarında işte Türkçe konuşan Ortodokslar ya da Türkçe konuşan Ermeniler gibi azınlıkta olan işte diğerleri içinde farklı bir konumda olan grupları hedef aldılar. Onları daha kolay bir lokma olaraktan gördüler. Ve kabul etmek lazım ki Protestan köyler ortaya çıktı. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Süleyman Toprak'ın ikinci bir sorusu var. Bugün Yunanistan'da Batı Trakya Türkleri içinde faal Karamanlı Ortodoks cemiyeti mevcut mu? Yunanistan'da artık kendini Karamanlı Türk olarak ifade edecek birilerinin kaldığını pek zannetmiyorum. Dediğim gibi artık sonraki nesiller 3. 4. neslinden sonra bunlar bence Yunan toplumuna adapte olmuşlardır. Ama geçen sene Drama'yı gezerken karşımıza Karamanlı bir kişi çıktı. Kökenini biliyor. Daha önce dedelerinin bir tanesinin adı Topraksız oğluymuş. Yunanistan'a gelince Homatidis olmuş, soyadı değişikliğine gitmiş. Böyle anımsayanlar var dedelerinden kaynaklı olarak ama Yunanistan zaten farklı Ortodoks grupları kabul etmediği için ve diğer işte Makedon olsun, Arnavut olsun ya da işte Karamanlılar olsun asimile etme eğiliminde olduğu için bunların öyle Türk kimliği altında dernekleşebileceklerini zannetmiyorum. Ama bölgesel isimlerle var. Güzel Yurtlular, İşte ne bileyim ben Hasköylüler, Nideliler gibi kültür dernekleri var ve bu kültür derneklerinde bölgelerinin adıyla kurdukları, köylerinin, kasabalarının adıyla kurdukları kültür derneklerinde yaşatıyorlar geleneklerini, halk oyunlarını oynuyorlar. Örneğin Yunanistan'da şu anda Konyalım Yürü Türküsü çok revaçta ve ben bir kaynakta bunun Dedaç halk türküsü olduğunu gördüğümde çok gülümsedim. Dedaç halk kültürü olması mümkün mü Konyalım Yürü? Karamanlıların beraberinde gecelikleri bir halk şarkısı, türküsü ve şu anda çok da seviliyor. Yani yeni nesillerde bunu çok seviyorlar. Telefonlarının zil sesi haline getirmiş olanlar dahi var. Evet hocam, Özlem Arap Özengi sormuş. Milli mücadele döneminde Karamanlılar nasıl bir tavır sergilemiştir? Kısmen de olsa cevap vermiştiniz ama isterseniz çok kısa. Ben buna cevap verdiğimi düşünüyorum Ali Hocam. Evet. İsterseniz başka soruya geçelim. Tamam. Burada Tuğçe Karabaş kısa bir yorumdan bahsetmiş ve sorusuna gelmiş. Bu bağlamda sorum şu. Yunan harfleriyle yazan Müslüman Karamanlılar da var mıydı? Yunan harfleriyle yazan Müslüman gruplar olabilir. Örneğin Giritli Müslümanları kastediyorsa. Böyle gruplar karşımıza çıkabilir. Hocam Karamanlıları soruyor. Yani Müslüman Karamanlılar var mıydı? Müslüman Karamanlılar tabii ki var canım. Yani o bölgedeki yaşayan insanların çoğu Karamanoğulları beyli sınırları içinde yaşayan Karamanlılar. Balkanlara gidenlerin bir kısmı da Karaman bölgesinden değil mi? Yani hocam şöyle soruyor arkadaş. Yunan harfleriyle yazan Müslüman Karamanlılar, yani Karamanlıca konuşan fakat Ortodoks Hristiyan olmayan Karamanlılar var mıydı diyor. Onlar niye Yunan harfleriyle yazsınlar? Yok. Yani böyle bir şey yok. Tamam. Yok. Karamanca, Süleyman Toprak'ın bir sorusu daha var. Karamanca kitabe
kitabelere Karadeniz'de rastlanıyor mu? Yani iç Karadeniz bölgesinde rastlanabilir ya da göç etmiş olanların üretimleri söz konusu olabilir. Dediğim evet. gibi ekonomik kaygılarla göç edenler vardı kıyı kentlere. Evet, Murat Yetim sormuş. Bir sorum olacak. Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin ve özellikle Papa Eftim'in İstanbul'a geldikten sonra Türk ulus kimliğine etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle Fenerbahçe Patrikhanesi ile yaşadığı çalışmalar bağlamında düşünceleriniz nelerdir? Tekrar teşekkür ederim. Bundan da bahsetmiştiniz. Bilmiyorum. Şöyle demek ister misiniz? Yok, söyleyebilirim. Çok detaylı bahsetmemiştim. Yani eksik kalan birkaç bir şeyi paylaşayım. Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin kurulması aşamasında zaten Türk Ortodoks Patrikhanesi'ni kuranlar Fener Patrikhanesi'nden nifak yuvası emperyalistlerin işte aleti oldu şeklinde işte bizim aramıza Anadolu'nun Türkleriyle ekaliyet meselesini soktu diye şikayetleri var Fener Ortodoks Patrikhanesi ile alakalı olarak. Ancak şu da bir gerçek, tabii ki Lozan görüşmelerinin gerçekleştiği dönemde biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk Patrikhane'yi bir nifak fesat yuvası olaraktan görüyordu. Türkiye'ye de Azınlıklar Komisyonu'nun, azınlık sorunlarının konuşulduğu komisyonda Patrikhane'nin yurt dışına gönderilmesini gündeme getirdi. Tabii ki Patrikhane ve Ortodoks din adamları, Hristiyanlar izliyorlardı bu gelişmeleri. O dönemde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde Fener'den Fener'e Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin yerleşebileceğine dair kaygılar var. Ben onu bir makalemde değinmiştim. Meletios'la ilgili makaleme bakarsanız orada ayrıntısını göreceksiniz. Gerçi reklam yapmış gibi oldum, özür dilerim ama ayrıntıya giremediğimden dolayı Patrikhane'nin bu dönemde Meletios Metaksakis'in patrikliği döneminde Fener'e Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin yerleşebileceğiyle ilgili kaygılar var. Ve Papa Eftim sağ olduğu sürece de Papa Eftim'e karşı biraz tutumları pek olumlu olmadı. Örneğin 1930 Türk-Yunan Dostluk Antlaşması olduğu dönemde İsmet Paşa ve Nizelos'tan yüzeyliklerin Batı Trakya bölge sınırları dışına çıkartılmasını istemişti ve bu yapıldı. Bugün bunu yorumlayan Yunan tarihçileri, akademisyenler diyorlar ki Venizelos Türk hükümetinin, İsmet Paşa'nın isteğini yerine getirdi ve yüzeyliklerin sınır dışı etti ama Venizelos da Papa Eftim'in sınır dışı edilmesini istemişti Türkiye'den. Türkiye Papa Eftim'i sınır dışı etmedi. Sadece desteğini uzaktan verdi şeklinde bir takım yaklaşımları var. Dolayısıyla Yunan literatüründe Papa Eftim pek ismi sevilerek anılan bir isim değil, tırnak içinde söylüyorum. Evet hocam, son yazılı soru. 1800 öncesi eserlere ulaşmak hususunda çalışmalar, saha çalışma grupları var mı? Veya ne tür çalışmalar sürdürülmektedir? Süleyman Tokat sormuş. Valla istediğiniz zaman eserlere ulaşıyorsunuz. En azından bir kısmı dijital ortamda paylaşılıyor şu anda. Yunan konsolosluğundaki eserler mi, bunlar Yunanistan'daki eserler mi bilemiyorum ama birçoğuna dijital ortamda şu anda ulaşmanız mümkün. İndirebilirsiniz PDF olarak. Evet. İbrahim Hocam birkaç soru daha geldi. Onlar son dakikada geldi. Onları da okumak lazım. Şimdi aslında süremiz 2 saatte de sistemden düşmeyelim diye de biraz endişe ediyorum. Hocam önemli bir eklentim olacak da hocama. Buyurun. Nilüfer Hocam, bu konuda ben bazen çapraz okumalar da yapıyorum. Bilhassa Makedon ve Sırp kaynakları ve Bulgar kaynaklarından anlayabildiğim kadarıyla da burada Emilianos Lazaridis diye bir adamın faaliyetleri galiba Mustafa Kemal Atatürk'ün şüphe rezerv koymasına sebep oluyor. Bilmiyorum duydunuz mu? Emilianos Lazaridis Karamanlı. Aynı zamanda Heybeliada Ruhban Okulu'nda okumuş ve Makedonya'ya bölgeden 50-60 tane de Türk savaşçı götürüyor. Karamanlı Türklerden ve Makedonya'da Türklere karşı savaşıyor ve 1911 yılında da öldürülüyor kendisi. Emilianos Lazaridis'in faaliyetleri, yani bir Türk Ortodoks olarak faaliyetleri burada kafa karıştıran bir faaliyet. Karamanlılar bundan çok fazla, bilhassa Türk Ortodoks Patrikhanesi bahsetmek istemez. Yani hainler gibisinden bahsediyorlar ama sonuçta o toplumdan bunlar da çıkmış. Araştırırsanız zaten kendisi Grevena'da öldürülüyor. Emilianos Lazaridis, VMRO'nun da arşivlerinde vardır.
Yüksel Hocam zaten ben söylemiştim sapla samanı ayırmak zordu diye. Bir ailenin bir ferdi özellikle Yunanistan'da okumuşsa bu tip faaliyetler görüldüğü için zaten mübadele haricinde tutulamadılar. Ama bunu genelleyemezsiniz. Köyler olduğu gibi duruyordu, kültürünü yaşatıyordu. Yani işte arada bir böyle Yunan eğitiminden geçmiş olanların bu tip faaliyetleri var. O sebeple zaten mübadelede gönderildiklerine inanıyorum. Yoksa başka bir sebebi yok. Halk orada o bölgede yaşayan halkın komşusuyla köylüsüyle bir sıkıntısı yoktu çünkü. Teşekkürler. Nilüfer Hocam son soruyu alalım izniniz olursa. Ahmet Ama... Özdural adlı katılımcımızın herhalde bir sorusu olacaktı. Ahmet Bey eliniz kalktı bir ara da. Sesinizi açar mısınız? Evet. Teşekkür ederim. Buyurun Ahmet Bey. Çok güzel bir konuşmaydı. Çok teşekkür ediyorum. Fakat biraz üzülerek izledim. Bu bana meşhur bir kitap var. Onun ismini hatırlattı. İki kere yabancı. Teşekkür ederim. Söylemek istediğim buydu. Teşekkürler. Şimdi Nilüfer Hocam'a bir kez daha teşekkür ediyorum Trakya Üniversitesi ve Balkan Araştırma Enstitüsü adına. Bu güzel konferans için çok dolu bir konferans oldu. 2 saat boyunca sizi nefessiz bıraktık. Estağfurullah. Emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için çok yararlı oldu, çok da faydalı oldu diye düşünüyorum. İnşallah bunu YouTube kanalımızdan da üniversitenin duyurma imkanımız olacak muhtemelen. Kaydını da aldığımız için izleme fırsatı bulamayanlar oradan daha sonra istedikleri zaman takip edebilecekler. Sizin son söz olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa Nilüfer Hocam buyurun. Ben teşekkür ederim Trakya Üniversitesi'ne, Balkan Araştırmaları Enstitüsü'ne bu imkanı bana tanıdığınız için. Çok mutluydum ben bugün aranızda olmaktan. Her şey için teşekkürler. Başka da söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere bir sonraki konferansta. Görüşmek üzere. İnşallah. İyi günler, iyi akşamlar, iyi hafta sonları. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Değerli katılımcılar, konferansımız sona ermiştir. Herkese katılma için çok teşekkür ederiz. İyi günler, sağ olun. İyi günler. Görüşmek üzere, iyi günler. İyi akşamlar.